Yeni bir dönem. İnsanların yüzü, gözlerindeki ışıltı, içlerindeki duygu, geleceğe dair iyimser, ülkesinin yarınlarına ilişkin coşkulu ve umutlu beklentiler. Dünyanın çok farklı coğrafyalarında yaşamalarına rağmen Türkiye'deki bu havadan etkilenenler, hepinize selam olsun diyorum. Hoş geldiniz. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda bugün özel konuklarım var. En az 3 konuk, dördüncüsü de olabilir. Sürpriz konuklar. Üçünü de televizyonlarda ilk defa izleyeceksiniz efendim. Çok çarpıcı, şaşırdığınız, şaşıracağınız sohbetler burada olacak. Sonra bu ortaya çıkan tabloyu anlamamız gerekiyor. Anlamlandırmamız gerekiyor. Önümüzü görebilmek için 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan seçimin sonuçlarını analiz etmemiz gerekiyor. Bugün Oksijen gazetesinde okuduğum 3 ayrı analizden bahsedeceğim sizlere. Ne oldu, neden oldu? Mesela merkez sağ seçmen üzerinden bir analiz Tarık Çelenk'ten. Veya mesela bu Mansur Yavaş dedikleri ne yapıyor acaba? Osman Sert'in kaleminden. Başkaca sürprizlerim de var. Dün mazbatalar alındı. Çok çarpıcı görüntüler, farklı espriler, konular, konuklar yine bu sabah burada olacak. Devir teslimler yapıldı. Çok sayıda haber kaynağıyla da konuştuk. Onlardan da bahsedeceğim sizlere. Bunun dışında YSK, il, ilçe seçim kurulları, buralarda yaşananlar, çifte standart iddiaları, Gazi Osman Paşa, Tuzla, oralara gideceğiz. Oradan Hatay, dün CHP lideri Özgür Özel'in altını çizdiği gibi bırakmayız peşini, her bir oy kıymetlidir dediği Hatay. Sonra verilen bir karar, Ardahan. Ardahan'da CHP kazanmıştı, yapılan itirazlardan sonra acaba hangi karar alındı? Bütün bu gelişmeleri de irdeleyeceğiz ve konuşacağız. 11 yıldır olduğu gibi ama özellikle son 3 yıldır her sabah altını çizdiğimiz gibi ekonomi. Unutmak yok, unutturmak yok. Geçim, gıda sorunu, kira, barınma, hayat pahalılığı ana gündem maddelerimiz arasında yer alacak. Özellikle emeklerimizi unutmadan efendim. Tabii spor dünyasından gelişmelere de bakacağız. Beşiktaş kazanıyordu. 90+5. Bir evlat, atılan bir gol, giden 2 puan daha. Bakacağız gelişmelere. Bugün Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'la ilgili bir analiz var. Uluslararası basından. Ali Koç o kararı neden aldı? O kongreyi neden topladı? Ve bundan sonra Türk spor için ne düşünüyor? Hani dedi ya, adil rekabet, fair competition dedikleri. Bunlara bakacağız. Süper Kupa ne olacak? Galatasaray, Fenerbahçe'nin genç takımı, Şanlıurfa'daki 7 Nisan'daki maç. Bütün bunlara bakacağız. Oradan kültür, sanat, edebiyat dünyasından haberler sizlere aktaracağım. Türker İnanoğlu, Türk sinemasının, Türk kültür ve sanat dünyasının önemli, saygın bir ismini son yolculuğuna uğurladık. Onu da bugün vefamızla birlikte anacağız. Ayrıca bugün bizim hak arama mücadelemizde daima yanımızda olan avukatlarımızın günü. Bütün avukatları canı gönülden selamlıyoruz ve onlara hak, hukuk, adalet yolunda verdikleri mücadele için şükranlarımızı sunuyoruz. Bu sabah işte bütün bunları da konuşacağız. Çarpıcı fotoğraflar var. Ama önce dün 31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP Genel Başkanı olarak, seçimi kazanan partinin genel başkanı olarak bir yayın yapmıştık. Özgür Özel'e ilk yayın. O yayının yansımaları gazetelere nasıl yansıdı? Haber sitelerine, internet sitelerine, televizyonlara nasıl yansıdı? Çok manşet oldu doğrusu. Tarihi yayından yansımaları sizlere bugün detaylı olarak aktaracağız. Özellikle bütün gazetelerde var. Bu fotoğrafın perde arkasını anlattı bize CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Bu fotoğrafta atamızın dinlediği köylünün torunlu milletvekili seçildi. Her yerde manşet oldu. Konuşacağız. Bunun dışında yaptığı açıklamalar, mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri. Ben arayacağım dedi Özgür Özel. Bayramda arayacağım. O beni tebrik etmemiş olsa da dedi. Önemli.
erken seçim için kapısını çaldıkları zaman Erdoğan'ın yeniden adaylığı söz konusu olsa bile evet dedi. Korkacak değilim. Yeter ki dedi, nasıl bir anayasa değişikliği istediklerini çerçeve olarak çizdi. Bütün bunlara bakacağız. Özgür Özel yayınından aktaracağız. Dün Özgür Özel sonra Manisa'ya gitti. Uzun bir konuşma yaptı. Ana haber bültenimizde detaylı olarak saat 19'dan itibaren o konuşmayı canlı olarak izlediniz. Biz de sizlere manşetlerini seçtik. Aktaracağız. Ve sürpriz konuklarımdan bir tanesi Özgür Özel'in altını çizdiği gencecik bir kadın. Şaşıracaksınız. Bu Lal Denizli ekolinden geliyor. Biraz sonra burada olunca sizlerle birlikte tanıştıracağım onu. Ve Erdoğan. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yapıyor? Bir sorgulama, bir muhasebe. İşte bakın, partisinin yetkili organlarını toplantıya çağırdı. Hepsini dinledi. Açıklamalar yaptı. Eleştiriler yöneltti. Öz eleştiri. Kibir hastalığı dedi. Halktan kopmak dedi. İç kavgalar dedi. Bütün bu gelişmelerin partiye nasıl yansıdığını, partide değişim olacak. Kabine, bakanlar kurulunda değişiklikler olacak. Söylem, eylem. Bunu bugün analiz edeceğim sizler için. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı zamanda AK Parti lideri olarak bundan sonraki yol haritasını burada irdeleme ve analiz etme imkanı bulacağız efendim. Ve yeni bir dönem. Bugünkü etiketimizi editörüm Hilal seçti, Hilal Yağız. Yeni bir dönem başladı. Evet. Dün iki fotoğraf İmamoğlu'ndan. Bir tanesi bu. Önemsiyorum. Devletin valisi ve seçilmiş bir belediye başkanı. Yeni bir dönemde bu fotoğrafın yansımaları. Mesela dün hem Özgür Özel CHP lideri Erdoğan'la ilgili bir diyalog kapısı açtı. Hem de İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı İmamoğlu. Benim sorunlarım var arkadaş dedi. Şahsi sorun değil. İmamoğlu'nun veya İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin değil. Hayır. Benim İstanbul için dertlerim var dedi. Benzeri bir konuşmayı Mansur Yavaş da yaptı. Ankara'nın beklediği imzalar var dedi. Dolayısıyla bu seçimin kazananı ve kaybedenleri olarak diyalog kapısını açacaklar. Halka hizmet etmek için. Bu fotoğrafı da analiz edeceğim bugün. Bir de dün şöyle içinizi ısıtsın. Sabah bir gördüm onu. Hoşuma gitti. Sinem Dedetaş seçildi ya Üsküdar'da. Eşi İmamoğlu, eşi Dilek Hanım, Eczacıbaşı'nın kadın voleybol takımının maçına gittiler. Görüntüler hoş. Sonra selfiler çekildi. Ha bu fotoğraf biraz bak burada tam maçın heyecanında da hepsinin güldüğü fotoğraflar var arkadaşlar. Ha arkada da Cem var, Cem Tanrıkılıcı. Eczacıbaşı'ndan. Şimdi bu fotoğrafın daha farklı fotoğraf versiyonları da var. Videoları da var efendim. Çok hoş fotoğraflar ve videolar gelecek. Onları da sizlere aktaracağım. Bir de dünden bugüne yansıdı ama altı çizilsin istiyorum. Mansur Yavaş'ın Ankara'da bu sosyal belediyecilik kavramında gündeme getirdiği ve Türkiye'de yayılmasını istediğimiz, beklediğimiz gelişmeler. Mesela genç kızlarımız için HPV aşısı uygulamasına başlatıyor ya Mansur Yavaş. Dün de kadınlarımız için ayda bir kez ücretsiz PET dağıtımına başlıyor. Çok önemli. Hatta bugün bir eleştirimi yönelteceğim. Çok önemli analizler okudum Oksijen gazetesinde. Hepsinden bahsedeceğim. Bir tek eksik var orada. Osman Sert'in yazdığı Mansur Yavaş profilinde bence bir tek eksik. Bu benzeri kuzey ülkelerinde gördüğümüz PET dağıtımı, HPV aşısı uygulaması gibi bence devrim niteliğindeki sosyal yardımlar bağlamında, sosyal belediyecilik bağlamında o analiz eksik kalmış. Onu da nacizane yapıcı bir eleştiri olarak yönetmek istiyorum. Günaydın Türkiye'm. Hoş geldiniz. 5 Nisan 2024 bugün aynı zamanda Kadir Gecesi. Şu mübarek günlerde her şey gönlünüze göre olsun. Dualarınız ülkemizin, halkımızın esenliği için, barışı için, huzuru için olsun diyorum. Ve Asena hazır mıyız? Hazırız. Güven? Hazırız. Onayı aldığıma göre İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu yeni bir dönem başlığıyla başlıyor. Yeni oyuncular, yeni oyun. Ama asıl rakip
çok eski. Yeni oyun, yeni oyuncular. Yerel seçim sonrası CHP Türkiye haritasını kırmızıya boyadı. Siyasette kartlar yeniden karalıyor. Bir sonraki genel seçimlere doğru yeni siyaset, yeni siyasi aktörlerle dinamikleri belirliyor. Penaltıyı kim atacak? O kararı kim verecek? O kararı bütün ekibine de danışmış ve düşünmüş biri olarak bütün sakinliğiyle teknik direktör verecek. Orada diyeceksiniz ki topun başına bu arkadaşımız gidiyor. O golü atacak, biz şampiyon olacağız. Ne zaman diler ve arzu ederseniz İstanbul'un geleceğini Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sizinle konuşmaya hazır bir Ekrem İmamoğlu var. Onu da ileteyim burada. Sana eskiyle yeninin farkını anlattım. Anladın mı? İmamoğlu mazbata töreninde konuştu. Erdoğan'a çağrısı vardı. Sandalye kırık olmasın yeter. Mansur Yavaş da mazbatasını aldı. Sonuç ne oldu? Ankara halkı böyle olumsuz muhalefet yapanların hepsini sandığa gömmüş durumda. Mazbata sürecinde renkli anlar yaşandı. Bizlere seçme ve seçilme hakkını sağlık veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bugüne kadar yolunda... Vatandaş koltuğu da getirdi, evet. Dilek başkan! Dilek başkan! Dilek başkan! Onlardan bir fotoğraf karesi. Eskişehir Başkanı Ayşe Ünlüce Vosvos'la belediye binasına gitti. Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! AKP itirazı işe yaramadı. Gazi Osman Paşa'da kazanan değişmedi. CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı. Bundan sonra gençler kazandı, kadınlar kazandı, çocuklar kazandı. Kısacası Gazi Osman Paşa kazandı. CHP'nin kazandığı Ardahan'da da seçimin yenilenmesi karar verildi. Bir sonraki seçimde kazanabileceğinizi, iktidara gelebileceğinizi, adayınızın kim olursa Cumhurbaşkanı seçileceğine inanıyor musunuz? %100. Yani şöyle söyleyeyim, hata yapmazsak %100. Seçim zaferinden sonra ilk röportaj Halk TV'yeydi. Iniesta. Onun röportajını okudum ben. Size dediler, Barcelona futbol okumaya gitmiş 6 yaşında. Evet. İlk neyi öğrettiler? O da dedi ki kaybetmeyi. Ha. Çünkü dedi Barcelona çok kazanan bir takım. Kazana kazana kaybetmeyi bilmiyorlar. O da çok büyük riskler içeriyor diye. İlk önce Barcelona futbol okumunda takımları orantısız kurarlarmış. Birkaç yıl önce gelenlerle yeniler. Yenilmeyi de öğrensin. Yenileri bir güzel yenerlermiş. Ağlıyor mu? Küfür mü ediyor? Kavga mı ediyor? Futbola mı küsüyor? Arkadaşına tekme mi atıyor? Ve... yenilgiyi ben öğretiyorum. Bakın benim en büyük avantajım şu. Yenilmeyi biliyoruz. Artık kazanmayı öğrendik. Bu çok önemli. O fotoğrafın hikayesini ilk kez anlattı. Dinlediği vatandaşın torunu mazbata alıyor. Mehmet Erdem Ural Tokat Turhal Belediye Başkanımız oldu. Detaylar ve çok daha fazlası İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'ta. Çok ilginç. Almanya'daki bir izleyenim. Profilinde de Erdoğan var. Abi dedi, laf aramızda dedi, ben bu seçim böyle olmasından memnun oldum dedi. Bizimkiler de akıllarını başlarına alsın dedi. Mustafa. Çok ilginç. Almanya'dan bir mesaj. Bu arada İçişleri Bakanı'ndan bir açıklama. Bu Mustafa'ya döneceğim arkadaşlar. Bir not alır mısınız? İstanbul'da 28 Mart 2024, 3 Nisan arasında. Tam da böyle 28 Mart, 3 Nisan o kritik takvimde gerçekleştirilen operasyonlar. Mahzen 25 operasyonun adı. Burada ne yapılmış? 12 işyerinin kurşunlanması olayına karışan şahıslara yönelik düzenlenen Mahzen 25 operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı. Hatırlarsanız dünkü operasyonlarda da yine organize suç örgütlerine yönelik kapsamlı çalışmalar yöneltilmişti. Suç ve suç örgütleriyle mücadelesi devam ediyor İçişleri Bakanlığı'nın. Biz de bunu önemsiyoruz ve aktarıyoruz. Arkadaşlar biraz sonra Mustafa'ya döneceğim. Almanya, Münih diye bana hatırlatın. Yeni bir dönem, gazeteleri okumaya başlıyoruz. Günaydın Türkiye'm. Çok kritik bir dönemde insanların yüzü gülmeye başladı. AK Partili dostlarımız dahi bu seçim sonucundan vardır bir hayır diyerek önemli beklentilerinin altını çiziyorlar. Hatta söyleyeyim, niye bekleyeyim ya, Güven bir dakika. Dün Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'le yayın yaptık. Yayından sonra... nezaket gösterdi sağ olsun, eskiden Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi makam odasına davet etti. Sohbet ettik, biraz soluklandık. Tabii o sohbet
Böyle hoş, artık yayında bitmiş, adrenalin falan bırakılmış ama Özgür Özel'in böyle telefonları geliyor, özel kalemi geliyor çünkü efendim şu aradı, bu aradı, tebrikler falan. Neyse, o arada biraz sohbet ettik Özgür Özel'le. Onu biraz sonra birazcık anlatayım. Tabii özel bölümlere değil. Ama şunu söyleyeyim. Kitabı yazılır. Şu seçim döneminde 5 ayda özellikle adaylıkla ilgili bazı önemli anekdotları anlattı. Çıkarttı böyle bilgisayarından, tabletinden bir şeyler gösterdi. Gerçekten hani gördüğümüzün çok ötesinde olaylar var. Yani hakikaten kitabı yazılır. Neyse, bunu değil, ne diyecektim? Dur. Özgür Özel'le teşekkür ettim. Hoşça kalın dedim. Ayrıldım, gittim. Sonra iki ziyaretim vardı. İşte bir grup arkadaşı Ali Kemaloğlu'nun ofisine gittim. Orada göreceklerim var. Onlarla konuştuk, vedalaştık. Sonra Cenan beni aldı, sağ olsun, götürdü havaalanına. Havaalanında bir arkadaşım. Televizyon ekranlarından çok gördüğünüz birisi. Yani böyle daha bağımsız muhalif medyada değil de hükümeti destekleyen medyadan birisi. Ama söylesem bilirsiniz. Geçmiş olsun dedim. Sağ ol dedi, öpüştük böyle. İyi oldu dedi. Bizimkilerin dedi bir dayak yemesinde fayda vardı dedi. Çok ilginç. Hatırlar mısınız? 3 gün önce yine AK Partilerin de olduğu bir iftarda da iş adamları, Erdoğan'a yakın iş adamları bile. İyi oldu dedi. Nasılsa dedi merkezi yönetimi kazanmıştı dedi bizimkiler dedi. Aynen böyle konuşuyorlar. Burada da denge olsun arkadaş dedi. Çok önemliydi bakın. Bugün mesela sizlere pek çok analizden bahsedeceğim. Sabah bunu editörüm Hilal Yağız'la da uzun uzun konuştuk, tartıştık. Tarık Çelenk, merkez sağ siyaseti analiz eden isimlerden bir tanesi. İki kere de ben yayınlarımda ağırlamıştım kendisini. Yani diyor ki, Türkiye'de bir dönem değişiyor. Sağ mahalle Erdoğan döneminin bitişini satın aldı. Ya bir dönem bitiyor da, acaba biz CHP ile yürüyebilir miyiz? CHP'yi test ediyorlar. Bugün analiz edeceğim konulardan bir tanesi Oksijen'deki Tarık Çelenk'in bu analizi. Bugün unutulmaz bir sabah buluşması hazırladık sizlere. Onu da ifade etmek istiyorum. Oksijen'le başlıyorum. Seçim özel sayısı Oksijen. Değişim nasıl, değişimi nasıl okumalıyız? Bugün işte irdeleyeceğim analizlerden Zülfü Livaneli, Bekir Ağırdır, Ali Yaycıoğlu, Ece Temelkuran, Mehmet Yılmaz, Özge Öner. Özge Hoca'dan bir paragraf seçtim sizlere ilerleyen bölümlerde. Yurt dışında akademisyen olarak görev yapan bir isim. Ruşen Çakır'ı zaten biliyorsunuz Medyascope'dan. Evren Balta, Tarık Çelenk. Onun bu sağ mahalle bazında CHP'nin sağ mahalleden de oy olarak tek başına iktidar olup olamayacağını sorgulayan yazısı. Ve Hatem Ete, Osman Sert, o bir Mansur Yavaş ama Osman Sert'e bir eleştirim var. Güven, bunu da not alın. Mansur Yavaş analizinde eksik bıraktığı bir bölüm var. Bunun dışında Murat Sabuncu, T24'ten biliyorsunuz ve Roj Giresun'un DEM Parti nereye? Yani Kürt politikası bağlamında da bir analiz var. Bütün bunları da bugün irdeleyeceğiz, konuşacağız. Dedim ya, olağanüstü bir gelişme yaşadık ama bunun anlaşılması gerekiyor. Bir dün Özgür Özel'e de sorduğumuz gibi, bir son değil bu. Bu bir başlangıç. Ama bunun hakkını vermeleri gerekiyor. Herkes bir sınavda. AK Parti'nin ekonomiyle ilgili sınavda olduğu gibi CHP'de belediye hizmetleri bağlamında bir sınavda. Bütün bunları konuşacağız ama önce 3 gün evvel yaptığımız gibi, dün Ankara'dan yaptığımız gibi, bugün de başkaları görmese de, başkaları yok saysa da, başkaları önemsemese de, umursamasa da, önemli insanlar olmadıkları düşünülse de, şöhretli olmadıkları için canları kıymetli değilmiş gibi davranılsa da, hayır. Bizim için bir numaralı gündem, bir numaralı manşet odur. 29 işçi kardeşimizin hayatını kaybettiği ihmaller zinciri. Facia böyle başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Tadilat sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım malzemeyi tutuşturdu. Alevler saniyeler içinde yayıldı. Suyla müdahale etmeye çalışanlar oldu ama fayda etmedi. 29 canın hayatını kaybettiği gece kulübü faciasında ihmaller zinciri ortaya çıktı. Müzik
Şahzade Sazi Şeker Gümüş'ün Beşiktaş'taki mekanında çıktı yangın. Kısa süre önce yapmıştı bu paylaşımı, yenilenmeye devam diyerek. Bu paylaşımdan sonra facia yaşandı. İçeride bulunan işçiler ve gece kulübü çalışanları ana kapısının ve pasaj altındaki yangın çıkışının kilitli olması nedeniyle dışarı çıkamadı. Arka kapı önünde de alevlerin yükselmesi nedeniyle içeridekiler adeta ölüm kapanına sıkıştı. Apartman sakinleri gece kulübüyle ilgili daha önce şikayette bulunmuştu. Ancak şikayetler fayda etmedi. Çok bulunduk biz yapıldığı günden beri, istemiyoruz yani. Şu anda giriş kapısı olan yer çıkış, bu alttaki yerde tahliye yeri olarak yapılmış bir yer. Ruhsatı öyle alınmış. Beşiktaş Belediyesi gece kulübünün tadilat için ruhsat almadığını, kaçak yapıldığını açıkladı. Yangınla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu. Belediye dahil böyle büyük bir acının yaşanmasında kimin sorumluluğu, ihmali, kusuru varsa hepsinin de üzerine kararlılıkla gidilecektir. Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübünün sabıkası kabarık. Mekanda geçmişte yaşanan cinayetler ve silahlı saldırılar ortaya çıktı. İstanbul Eski Emniyet Müdürü Şükrü Balcı'nın oğlu Ertuğrul Balcı tartıştığı güvenlik görevlisini silahla vurmuş, bir kişi hayatını kaybetmişti. 2016 yılında mekanda çıkan diğer olayda 3 kişi yaralanmış, bir güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti. Son olaysa geçen yıl yaşandı. Kulüpte çıkışta kavgaya karışan Özcan Şahin bar önünde bekleyen kişilerin üzerine aracıyla daldı. Kavgayla ilgisi olmayan vali hayatını kaybetmişti. Yangın faciasında soruşturma sürüyor. Gözaltında 9 kişi var. İşletme sahibi ve iş yeri ortakları da gözaltında. Peki böylesine büyük bir facia nasıl yaşandı? Ne gibi önlemler alınabilirdi? 1987'de ruhsat verilen gece kulübünün acil çıkışı olup olmadığı, tadilat konusunda izin alınıp alınmadığı, kullanılan inşaat malzemelerinin özelliği gibi yanıt bekleyen birçok soru var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yangın araştırmak üzere 3 baş müfettiş ve 2 iş müfettişi görevlendirdi. Hayatını kaybedenlerin neredeyse hepsi işçi. Memleketlerinde toprağa verildiler. Teknisyen Emrullah Demiroğlu İstanbul Tuzla'da, Mehmet Okumuş Sarıyer'de, Eylül ve iki çocuk babası Kadir Orhanoğlu Pendik'te, işçilerden sorumlu kalfa 56 yaşındaki Sinan Yılmaz Küçükçekmece'de toprağa verildi. Şırnak'ın İdil ilçesinden çalışmak için İstanbul'a gelen iki arkadaş da hayatını kaybetti. 21 yaşındaki Barış Güngör Batman'da, 36 yaşındaki Ahmet Uzun Şırnak'ta defnedildi. 54 yaşındaki işçi Alparslan Salih Derelioğlu memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi. Allahu Ekber. Şimdi Berna Hanım da yazmış. Bakın efendim, bu ülkede eğer tanınmış insan değilseniz, ünlü değilseniz, popüler değilseniz tweet atmıyorlar. Hatta bu ülkede öyle ikiyüzlü bir çifte standart anlayışa hakim ki belli konularda hassasiyet gösteriyorlar. Ama belli konularda, özellikle çalışma hayatı bağlamında, işçinin hakkı hukuku konusunda hayır. Mesela bakın, anlı şanlı sendikalar var. Kadın kolları var partilerin. Bu Agrobay'da bizim dışımızda ses çıkaran yok, iyi mi? Demem o ki, Kant ahlakı şunu emrediyor. Kişilere göre değil, zamana göre değil, değişen koşullara göre de değil. Bir çerçeveniz olacak. Aynı durumda muhatap kim olursa olsun aynı etik duruşu göstereceksiniz arkadaş. 29 işçi ölmüş, gazetelerde yok, televizyonlarda yok. Ama biz bu işin peşini bırakmayız. Bir sonraki gazete Oksijen'den sonra Hürriyet'e geldi. Bayram geliyor efendim. Bu vesileyle bir kere daha ifade etmek istiyorum. Şu mübarek günlerde, bugün Kadir Gecesi, dualarınız ülkemizin ve halkımızın esenliği, birliği, dirliği için olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun diyorum. İyi dinlen Türkiye. Büyük göç için valizler hazır. Seçim yorgunu Türkiye yarından itibaren 9 günlük bayram tatiline başlıyor. Tatil için 30-35 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Tatilcilerin bir kısmı bugün yola çıkıyor. Uzmanlar karayolu seyahatleri için uyarıyor diyor. Aman dikkat edin. Sürat yok. Sürat yapmayın. Hatalı sollama yapmayın. Direksiyon başında telefonla oynamayın. WhatsApp'ınıza bakmayın. Lütfen.
Şimdi bugün anlama çabamız için de Oksijen'deki bir röportajdan bahsedeceğim, bir analizden. Şimdi bana da soruyorsunuz. Dün CHP liderine de dedim. Tabii ki bir başarı. Asla küçümsemem. Harita değişmiş. Ama bu bir nihai durum değil ki. Bu bir başlangıç. Allah'a var. Özgür Özel son derece bilinçli gözüküyordu. Bunun farkındaydı. Bakın bugün Oksijen'deki bir analiz. Sonuç AKP'ye uyarı. Bence en doğru başlık bu. Bakın sonuç iktidar partisi için bir uyarıdır. CHP'de fırsat olsun. Şimdi AK Parti bu uyarıdan gereken dersleri çıkarırsa uçağın yönünü böyle aşağıdan tekrar yukarıya çıkarabilir, döndürebilir. CHP şu anda take off position'da, yani yukarıya doğru çıkıyor uçak. Ama bunu değerlendirirse 2028'de iktidar olur. Gerçi ben bunu söylediğim zaman belediyeler bağlamında gazeteci arkadaşımız Gürkan Zengin buna itiraz etmiş. Ben de biraz sonra o konuda da bir çift laf edeceğim. Gürkan Zengin arkadaşımıza çok saygı duyduğum bir gazetecidir. Ama ben buna katılıyorum. Bu sonuç iktidar partisi için uyarı, bu seçimi kazanan muhalefet partisi için de fırsat olsun. Bunu da Esen Dolma ve Talya Boşnak yazmışlar. İçinde pek çok da analiz var, görüşler var efendim. Bugün konuşacağım konulardan bir tanesi Oksijen'deki bu analiz. Neden bunu yapıyorum? Çünkü anlamanız gerekiyor. Anlamamız gerekiyor. Arkadaş, bu harita nasıl böyle kıpkırmızı oldu? Bu kadar güçlü bir iktidar. Erdoğan. 23 yıllık iktidar. Arkasında MHP var. Bahçeli'nin tam desteği var. Nasıl oldu bu arkadaş? Bütün belediyeleri CHP neredeyse hepsini aldı. Doğu ve Güneydoğu'da dem aldı. Harita kıpkırmızı. Verebiliyor musunuz arkadaşlar haritayı? Ver haritayı lütfen. Bulabiliyor muyuz? Bir harita verelim. Kırmızı bir harita. Bunun anlaşılması gerekiyor. Önümüzdeki sürecin yol haritasını anlayabilmek için bu süreci anlamamız gerekiyor. Harita. Arkadaşlarım haritayı bulana kadar ben de sizi Gazi Osman Paşa'ya götüreceğim. Hazır mıyız? Gazi Osman Paşa'ya gidelim. Dönüşte ben haritayı çizeceğim. Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! AKP itirazı işe yaramadı. Gazi Osman Paşa'da kazanan değişmedi. CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı. Bundan sonra gençler kazandı, kadınlar kazandı, çocuklar kazandı. Kısacası Gazi Osmanpaşa kazandı. CHP'nin yıllar sonra aldığı AK Parti kalesi Gazi Osmanpaşa, CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe %40.35 oy aldı. AK Parti'nin adayı Hasan Tahsin Ulus da %40.12, Bahçetepe 970 puan farkla kazandı. AKP'nin ilçe seçim kuruluna verdiği itiraz dilekçesi kabul edildi. 8.794 geçersiz oyun bulundu, 1030 sandık yeniden sayıldı, bir gün sürdü. Gazi Osmanpaşa ile Beykoz'da geriye düşmüşler. Saydırıyorlar, geride olduğumuz yerlerde başvuruyoruz, saydırmıyorlar. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin İddiasız olduğu hiçbir seçim bölgesi, kaybedeceği bir tane daha seçimi yok. Yaptığınız adaletsizlikler işinize yaramıyor. Bu tür politikalar nedeniyle sadece ve sadece siz ve partiniz güç kaybetmiyor. Aynı zamanda ülkeye ve millete zarar veriyorsunuz. Yapılan yeniden sayım sonrası fark 970'den 848'e düştü. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik duyurdu. Bir kez daha hayırlı olsun Gazi Osman Paşa notuyla. Yeniden sayılan 1030 sandıkta sonuç değişmedi. 848 oyla Hakan Bahçetepe bir kez daha Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı seçildi. Hakan Bahçetepe'nin mazbatası bugün verilecek. Şimdi Kamur Hanım diyor ki abi çatlatma diyor. 9'da işe gideceğim. Konuklar kim diye soruyor. Vallahi Kamuran arkadaşım sürpriz konuklar var. 1, 2, 3 konuk. Ama biraz çatlayacaksınız. Sürpriz olsun istiyorum. Sürprizi sever herkes değil mi? Mesela özel hayatta da böyle. Sürpriz yaparsanız insanların hoşuna gider. Ben de bu duyguyu sabahları size yaşatmak istiyorum. Yeni insanlarla tanışmak, yeni duygular, düşünceler, yeni bir çift göz, yeni bir bakış açısı, yeni bir profil, yeni bir karakter, yeni kitap okumak gibi. 3 ayrı konuğum var. Bir tanesi akademisyen, önemli. Bir tanesi bir kadın, gencecik.
Acayip şaşıracaksınız. Ta nerelerden geldi? Bir diğeri Amerika'dan geldi. Onu babasından hatırlayacaksınız. Zannediyorum televizyonlarda ilk defa izlediğiniz, izleyeceğiniz isimler olacak. Biraz beklememiz gerekiyor Kamerun arkadaş. Yeni bir dönem dedik ve oksijen ve hürriyetle başladık. Sırada pencere var. İlk yenilgi fena sarstı diyor. Okuyalım. Kurulduğundan bugüne ilk kez seçim yenilgisini tadan AK Parti'de kamuoyu önünde yüksek sesle tartışma var. Hemen her grup birbirini suçlarken aşırı muhafazakarların hedefi olan grup başkan vekili Özlem Zengin'in görevden alındığı söylentilerini CHP Grup Başkanı Abdullah Güler yalanlamak zorunda kaldı. Partinin kurucularından Metin Künük ise İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi istifaya davet etti. Yenilen adayların ve teşkilat mensuplarının halktan uzak durmasını eleştirdi. AK Parti medyasında da karşılıklı atışmalar var. Ben mesela bir şey söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'na ve onun iletişim ekibine, işe biraz medyadan başlarsanız bence kendiniz için, partiniz için iyi olur diye düşünüyorum. Medya düzeniyle ilgili bir sorgulama yapmanız, halkın içinde bulunduğu duygu ve düşünceleri halka, kamuoyuna ve size en doğru şekilde anlatabilmek gerekiyor. Medya ile ilgili aktarmak istiyorum sizlere bunu da. Şimdi bir analiz. Anlama çabası. Acaba İstanbul'u alan Türkiye'yi alır mı? Bunu ilk defa Sayın Erdoğan söylemişti. Sonra İmamoğlu tekrar etmişti. İmamoğlu bugün Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı'nı 3 defa üst üste yenen bir politik figür. Dünyada da böyle analizler yapılıyor. Mesela Yunan gazetelerinde İmamoğlu üzerinde bir analiz yapılmış ve Yunan mitolojisinden örnekler vererek İmamoğlu'nun Erdoğan'ı 3 kez yenmesinin bundan sonraki yol haritasında işaret fişeği olup olamayacağını sorguluyor. Şimdi Özge Öner, kendisi bir ekonomi doçenti, Cambridge Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, çok çarpıcı analizler yapmış bu konuda. Altını çizdik. Sizlere buralardan özetleri aktaracağım efendim. Önce bir habere gidelim. Dün burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel vardı. Yani burada derken aslında Ankara'daydık. CHP Genel Merkezi'ndeydik. Çok ilgi çekti. Şimdi şunu düşündüm. Sonra gün boyu arayanlar oldu. İşte siyaset dünyasından, iş dünyasından, medya dünyasından, AK Parti cenahından filan da arayanlar oldu. Özgür Özel de... Şimdi şöyle anlattım. Arkadaş dedim. Kazanmak, insana bir böyle bir bakış, yeni bir duyuş... Kazanmak insana bir duruş, kazanmak insana bir özgüven getiriyor. Kesin. Siz nasıl kazandınız? Yani birçok doğruyu birlikte yapıp bazı yanlışlardan uzak durarak devletle millet yarışırsa millet kazanıyor. 15 Temmuz darbe girişimini hatırlattı. Devletle millet karşı karşıya gelirse millet kazanır. Çünkü esas olan millettir dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin yerel seçimdeki başarısını bu örnek üzerinden anlattı. 15 Temmuz akşamı devletin bazı unsurları milletin seçtiğine darbe yaptılar. Millet çıktı, seçtiğine sahip çıktı. Tayyip Erdoğan'a yapılan darbede bizim pozisyonumuz da milletin pozisyonu da şahsına değil ki demokrasiye. CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın devletin tüm olanaklarını kullanarak seçim çalışması yürüttüğünü, buna rağmen kendi partisinin başarılı olduğunu anlattı. Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'yla TRT'ye reklamlarımızı yayınlatmayarak, valileri hatta garnizon komutanlarını işin içine sokarak devleti kendi lehinde seçime taraf etti. CHP bu seçime 263 belediyeyle girdi. Şimdi 14 büyükşehir, 21 il, toplam 35 il, 337 ilçe ve 48 belde. Belediye sayısı artık 420. 47 yıl sonra ilk defa birinci parti oldu. Erdoğan'ın evinin bulunduğu ilçe Üsküdar, doğduğu ilçe Kasımpaşa ve Ankara'da yaşadığı Keçiören artık CHP yönetimi altında. Özel, Erdoğan da artık bizim seçmenimiz dedi. Türkiye'de nüfusun %65'ine belediyecilik hizmeti verecek. Ekonomik dağılımın %86'sının bulunduğu yere belediyecilik hizmeti verecek ve bunu 5 yıl süreyle yapacak. Erdoğan balkon konuşmasında muhalefeti tebrik etmedi. Özgür Özel, Erdoğan'ın kendisini aramadığını söyledi, sitem etti. Ben şimdi birinci partinin genel başkanı olarak yaşımız da müsait. Kendisinin yaşı da bizden büyüktür. Hani sadece iki insan olarak baktığınızda da bize düşer. %38'le birinci partiyim. Gelecek pazar seçim olsa biz kazanırız. Özel erken seçim tartışmalarına da değindi. En çok isteyen kişi benim ama talep etmiyorum dedi. Ben
Siyasette bir şeye dikkat ederim. Bir, seçmeni dinlemek dedin ya, bir de onu kandırmayacaksın. Gelin oyunuzu verin, CHP'yi birinci parti yapın, ön seçimin kapısını aralayın diyerek o isteseydim ben şimdi ön seçim diye bas bas bağırırdım. Öyle demedik. Özgür Özel Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Gelecek seçimde iktidar olacağınızı düşünüyor musunuz sorusuna yanıt verdi. Hata yapmazsak %100. Buradan sonra 5 yıl kibre kapılmazsak, ne oldum delisi olmazsak, yerelde yanlış yapmazsak, şimdiden bambaşka heveslere kapılıp da birbirimize düşmezsek. İktidar bir süredir anayasa değişikliğini tartışıyor. Özel bu tartışmalara da değindi. Önce mevcut anayasaya uysunlar çağrısında bulundu. Gezi tutuklularını hatırlatan Özel, serbest bırakılmaları gerektiğini söyledi. Bizimle anayasa değişikliği falan konuşacak birinin önce anayasaya uyuyor olması lazım. Uyulmayan anayasanın değişikliğinin müzakeresi olmaz. Sizlerden gelen sorular. Tabii şöyle, şimdi Ayşin Hanım da yazmış da, evet kazanmak bir özgüven getirir. Fakat hayattaki gibidir. İş dünyasında, medyada veya siyasette veya sporda. Ama konumuz siyaset olduğuna göre. Kazandığınız zaman ne yapıyorsunuz? Kaybettiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? En önemli sınavınız budur. Kazandınız, doğrusunu yaparsanız kazanan bir makineye dönersiniz. Kaybettiniz, gereken dersleri çıkarırsınız, kazanmaya dönebilirsiniz. Kaybettiniz, panik içinde saldırır. Bu yabancıların blame game dedikleri. Onu suçla, bunu suçla, ona iftira, buna iftira. O zaman kaybetme sarmana girersiniz. Biraz sonra irdeleyeceğim. Her sabah olduğu gibi bu sabah da bizimle birlikte çok kıymetli bir hocamız, kültür sanat dünyasının müstesna yeri olan bir isim. Süleyman Sayım Tekcan hocam da, bakın Süleyman Sayım Tekcan hocam da bizimle birlikte kültürden ve sanattan da bahsetmiyoruz, bahsediyorsun ya diyor. İşte bu çok önemli diyor. Ona irdeleyeceğim. Umut Akdoğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Akdoğan da, sevgili İsmail Bey hatırlattığınız için çok teşekkür ediyoruz. 5 Nisan Avukatlar Günü'dür. Avukat meslektaşlarım çoğu zaman unutulur. Siz unutturmadınız. Oysa toplumun önemli sorunlarının paydaşıdır avukatlar. Ben de efendim sabah avukatlarımızı bu özel gününde kutladım. Bizim ülkemizin hak, hukuk, adalet arayışında onlar hep yanımızdadır. Bugün yayınımız içerisinde benim de şahsen tanıma onuruna eriştiğim avukatlar. Bugün Kezban Hatemi hocamla başlayacağım. Hüseyin Hatemi hocamla devam edeceğim. Bütün avukatlarımızın Avukatlar Günü'nü kutluyorum. İlerleyen bölümlerde bütün avukatlarla ilgili görüşlerimi de aktaracağım. Bir dakika. Süleyman Sayım Tekcan söyledi ya. Bakın. Ne diyor hocamız? Kültür sanat büyük ödüllerinin de sahibidir hocamız. Uluslararası çapta bir sanatçıdır. Ve yine bir acı kaybımız. İki gündür altını çizmeye çalışıyorum. Hüzünlü veda. Bakın. Sinema ve televizyon dünyasında iz bırakan işlere imza atan Türker İnanoğlu dün son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü yapımcının cenazesine siyaset, iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Şöyle bir baktığınız zaman Gülşen Bubikoğlu, Emel Sayın, Zeynep İnanoğlu Özdemir, İlker İnanoğlu, Cüneyt Özdemir ve evladı Mavi Özdemir'i görüyorsunuz. Altta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Çok sayıda kültür sanat dünyasından önemli isimin bir arada olduğu bir kültür sanat insanını son yolculuğuna uğurladık efendim. Gazeteleri okumaya devam edelim. Bu arada bir analiz daha gelecek. Yeni bir dönem. Sırada Sabah gazetesi var. Çok çarpıcı. Sabah'ta ve Türk Gün'de aynı konuda iki fotoğraf, iki haber gelecek bakın. Sabah ve Türk Gün. Okuyalım. Bir, dua edip kırmızı karanfil bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü fotoğrafı. Erdoğan, vefatının 27. yılında Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti diyor. MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini, Türkeş'in oğlu AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Türkeş ile birlikte ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dua eden Erdoğan, daha sonra Türkeş'in anıt mezarına kırmızı beyaz karanfiller bıraktı ve bakır ibrikle su döktü. Şimdi Türk Gün gazetesine geçelim. Bu kez MHP lideri Bahçeli'nin aynı konudaki fotoğraf ve haberini okuyalım. Başbuğ Türkeş kabri başında dualarla anıldı diyor. Erdoğanlı fotoğraf da var. Hemen yanında Bahçeli'nin Türkeş'in mezarı başındaki fotoğrafı. MHP lideri Devlet Bahçeli vefatının 27. yılında MHP'nin kurucu genel başkanı Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı. Bakır ibrikle su döktü. Ziyarette parti yöneticileri ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da yer aldı diyor.
Analizlere devam edelim. Bugün Oksijen Gazetesi'nde Selçuk Şirin hocamızın Amerika'dan yazıp okurlarıyla paylaştığı bir analiz. İşte CHP'yi birinci yapan formül. AKP son 20 yılda belki de ilk defa toplumun kutuplara ayrılmasında kendisini azınlıkta buldu. Bugün iş öyle bir noktaya geldi ki artık AKP'li siyasetçiler merkeze yerleşmiş seçkinlerin dilini kullanırken CHP'li siyasetçiler kenardaki köftecinin dilini kullanıyor. CHP artık kimliğinden dolayı ucuz gol yemiyor. Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bunun altını çiziyordu. Ne diyordu? Hadi bana söyleyin. Bu konuda ne diyordu? Değişen dil, halkla etkileşim bağlamında. Hadi bana kim bilecek merak ediyorum. Hadi söyleyeyim, ipucunu vereyim en azından. Diyordu ki, Adalet ve Kalkınma Partisi devlet ve halk arasındaki zaman zaman yaşadığımız gerilimlerde daima milletin yanında yer aldı. Evet, AK Parti böyleydi. Bu sayede hep kazandı. Ama artık değişti diyor. AK Parti artık statiko. Yani kurulu düzen, mevcut düzen. Neden? Çünkü kurulu düzen, statiko AK Parti'nin işine geliyor. Konforlu bir alan. CHP lideri Özgür Özel ne dedi dün? Dedi ki, artık biz statikoyu temsil etmiyoruz. Milletin yanındayız. Milletin dilini kullanıyoruz. Milletin ihtiyaç ve beklentilerini ön plana alıyoruz dedi Özgür Özel. Böyle kazandıklarını ifade etti diyelim. Bir de bu seçimi kazananlarından bir tanesi CHP ise bir diğeri de Fatih Erbakan. Fatih Erbakan, İsrail ile ticaret üzerinden AKP'ye yönelik eleştirilerini sürdürdü. Belge paylaşan Erbakan, bu vebalden kurtulun çağrısı yaptı. İsrail ile ticaret seçimlerin en önemli gündem maddelerinden biriydi. AKP'li kurmaylar ticaret durdu dese de tepkilere engel olamadı. Sırtını sadece... Önce Erdoğan'ın mitinginde açıldı o pankart. Başka hiçbir hüner göstermeden sırf... Protestolar AK Parti kurmaylarının seçim çalışmaları sırasında devam etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bursa'da protestolarla karşılaştı. Bu ihaneti bitirmenizi istiyoruz. Var olsun sizin ticaretiniz. Konya, Bursa, Sakarya. Son olarak protestonun adresi Şanlıurfa'ydı. Bakan Özaseki konuştuğu sırada pankart açıldı. İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet yazıyordu. Bakan o pankarta sinirlendi. Tamam kardeşim, gördük. Lütfen hadi siz de oturun da konuşmamızı tamamlayalım. Provoke etmeyin, şu insanları da tahrik etmeyin. Açtığınız pankartı da gördük. Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi son 20 yılda 6'ya katlandı. TÜİK verilerine göre ticaret hacmi geriledi. Ancak İsrail ile ticaret tam gaz devam ediyor. İsrail basını da Ankara'nın Tel Aviv yönetimiyle ilişkileri geliştirmek istediğini yazdı. Maariv gazetesi Türk bir diplomatın görüşlerine yer verdi. Erdoğan'ın İsrail'e karşı sert tavrının yerel seçimlerle ilgili siyasi endişelerden kaynaklandığını yazdı. Provokasyonlarını da... Gazeteci Metin Cihan uzun bir süredir Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ilişkilere ilişkin belgeler paylaşıyor. Son paylaştığı belgede Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki Eti Maden'e aitti. Belgeye göre Eti Maden, İsrail ordusuna da hizmet verdiği bilinen bir şirkete toplam 21 tonluk bor madeni gönderdi. Yine belgeye göre yükleme 23 Mart 2024'te Gemlik Limanı'ndan yapıldı. Gemi 29 Mart 2024'te İsrail'in Ashdod Limanı'na, 1 Nisan'da Hayfa Limanı'na vardı. O belgeyi yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da paylaştı. Doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlı olan Türkiye Varlık Fonu'nun şirketlerinden Eti Maden'in seçimlerden bir hafta önce İsrail'e 21 ton borik asit formunda bor madeni ihracatı yaptığına dair bir belge ortaya çıktı. Yeniden Refah Partisi olarak yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Bu büyük vebalden bir an önce kurtulun dedi. Bu önemli haberi de ki bundan sonraki süreçte çok bahsedeceğiz. Yeniden Refah ve Erbakan'la ilgili haberi de Vedat Yalvaç hazırladı. Haberdeki ses tanıdık geldi. Kim bilebilecek bakalım? Haberdeki ses kimin? Gözde Şeker arkadaşımızın. Ona da sesi ve emekler için çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi Hüseyin Kış biraz evvel takıldı mı? Hiç kaçırmaz. Diyor ki az kalsın Kılıçdaroğlu diyecektin diyor. Evet.
Yılların alışkanlığı. 13,5 yıl CHP Genel Başkanlığı yapmış. Ama ben orada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu desem ne Kılıçdaroğlu yadırgar ne de Özgür Özel yadırgar. İşte dünkü yayınımızda da gördük. Ne demiştik oradaki konuşmada? Kılıçdaroğlu Özgür Özel döneminde CHP'nin başarılı olmasını çok istiyorum demişti kurultaydan önce. İki kere altını çizmişti. Dolayısıyla dilim sürçmüş olabilir ama sürçmedi. Tam şöyle dedim. CHP lideri Kılı dedim. Böyle toparladım geriye. CHP lideri Özgür Özel dedim. Evet, şimdi bir harita gelsin. Biraz evvel söylemiştik. Yeni bir dönem. İşte bu da yeni bir dönemin haritası. Nasıl efendim harita? Haritayı beğenenleri bir görelim. Ama aslında ortadaki renkleri birazcık daha bak biraz şey olmuş. Birbirine tonlar çok yaklaşmış. Bilmiyorum belki de bilinçli yapmışsınızdır ha. Enteresan olmuş. Şimdi efendim futbol dünyasıyla ilgili bir haber var. Ama önce bunu da futbolla ilgili kitaplığı oluşan, ilişkiler ağını geliştiren Yiğit'e armağan edeceğim. Yiğit Can İlhassan'a Akınok. Yiğit şimdi dünkü Süper Kupa ile ilgili gelişmeleri irdeleyen bir haber hazırladı. Bu kitapta Yiğit'e gidecek. Ve Metis Diyaloglar, Oğuz İnel, Hades'te Bir Gece, Kurmaca Bir Söyleşi. Bu kitabı da Ankara'ya Nihal Kemaloğlu'na göndereceğim. Nedenini daha sonra anlatırım. Şimdi bakın bir Mansur Yavaş meselesi var. Oksijen'de bugün Osman Sert'in analizleri var. Zaman zaman Halk TV'de onu izliyorsunuz. Bakın. Şimdi Mansur Yavaş'ın elde ettiği seçim zaferi ki biliyorsunuz birinci Mansur Yavaş. Türkiye'de en çok oy alan bu anlamda belediye başkanı oldu. Hani ikinciliği kıl payı Vahap Seçer aldı Mersin. Buradaki analiz doğru. Önemli sosyal belediyecilik, siyaset yapma biçim ve profili bağlamında Oksijen'deki bu çarpıcı analiz. Ama burada Osman Sert bir şey eksik bırakmış. Bunu da Tayfun Devecioğlu abime de buradan bir hatırlatmak istiyorum. O zaten benden daha iyi biliyor da ama ben hiç olmazsa bak okudum bir eksiklik var gördüm demek için Tayfun abi. Tayfun abi de biliyorsunuz Beşiktaşlıdır. Çok severim Tayfun abiyi. Osman Sert şöyle bir hata yapmış. Arkadaş Mansur Yavaş'la ilgili bir analiz yapıyorsunuz. Güzel. Ama ya HPV aşısı olmaz mı orada? Ya bunu bir TKP'li yapsa, bunu bir tipli yapsa alkışlarız. Değil mi? Alkışlarsınız. Başka? HPV aşısını ücretsiz uyguluyor Mansur Yavaş. Dünden itibaren gündem oldu. Ha belki şöyle bir mazereti olabilir. Daha önceden yaptıysa. Kadınlara hijyen pedi dağıtacak ayda bir. Ben olsam ben de bu analizi yapardım diyorum. Reklama gidebiliyor muyum? Peki. Şimdi efendim kısacık bir reklam molası. Sonra televizyonlarda ilk defa izleyeceğiniz bir kadın geliyor. Genç bir kadın. Genç bir belediye başkanı. O kadar ki dün CHP Genel Başkanı'yla röportaj sonrasındaki odasındaki sohbetimizde adı geçti. Kulaklarını çınlattık. Sizinle tanıştıracağım. Arkebit, Arkebit, hep ileri git. Ve şimdi de hava durumunun detaylarını aktaracağız. Herkesin merakla beklediği hava durumu. Çünkü bayram tatili başlıyor ve herkes bayramda ve hafta sonu bizi nasıl bir hava bekliyor eminim merak ediyordur. Bugün yağışlara ayrıntılı bakacağız. Önce yağış grafiğimize bakalım. Şimdi yağışlar uzun süredir etkisini kaybetmişti aslında ama bugün hafta sonu ve bayramda yağış alacak bölgelerimiz var. Önce hafta sonunu söyleyeyim. Hafta sonu yurdun doğusunda yine Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlarımız olacak. Yine bugün iç Anadolu'da da çok az bir yağışımız var. Hafta sonu yine batıda özellikle yağışlar başlıyor. Çok hafif yağışlar, çok zayıf yağışlar. Yine İstanbul çok az yağış alacak hafta sonu pazar günü. Ama onun dışında bayramda şöyle Adana'dan Samsun'a bir çizgi çektiğimizde efendim doğusunda kalan bütün bölgelerde bayramda yağış bekliyoruz. Ama batısında kalan bölgelerde neredeyse hiç yağış almıyoruz. Dolayısıyla plan yapacaksanız tam da o çizgiye göre plan yapın. Adana'dan Samsun'un doğusunda yağış var bayramda ama batısında
kısımda yağış yok. Sıcaklıklar da biraz düşüyor ama hala mevsim normallerinin üzerindeyiz. Dolayısıyla plan yapacaksanız deniz tatili plan yapabilirsiniz. Çünkü deniz suyu sıcaklıkları da hava sıcaklıkları da bunun için uygun efendim. Ve bölge bölge bugünün detaylarına bakalım. Marmara genelinde parçalı bulutlu bir hava var. O günlerdir etkili olan tozlu puslu hava nihayet bölgeyi tamamıyla terk etti. Sıcaklıklar Poyraz'ın etkisiyle birazcık düştü. İstanbul 25 derecelerden 19'a geriledi. Hafta sonunda yine benzer bir hava var. Pazar günü çok az bir yağış alıyor İstanbul ve Marmara bölgesi. Ama onun dışında bayram boyunca hava genellikle parçalı bulutlu, hatta güneşli ve sıcaklıklar da aşağı yukarı bu seviyelerde birazcık daha düşebilir. Ege'ye bakalım. Ege'de genellikle parçalı bulutlu bir hava var. İzmir'de sıcaklık 25 derece. Ege'de de hafta başına göre sıcaklık biraz düştü. Ama bugün hafta sonu ve bayramda yine benzer bir hava bekliyoruz Ege bölgesi içinde. Sıcaklıklar birazcık daha düşecek ama dediğimiz gibi deniz tatili için Ege bayram boyunca uygun efendim. Akdeniz'e bakalım. Akdeniz'de yine parçalı bulutlu bir hava hakim genellikle ama özellikle doğusunda Hatay, Osmaniye, Adana dolaylarında bugün çok az bir yağış var. Gök gürültülü, sağanak yağışlı, hatta çamurlu olabilir yağışlar. Çünkü birkaç gündür tozlu havanın etkisi altındaydı Akdeniz bölgesi de. Deprem bölgesi evet bulutlu veya parçalı bulutlu bir hava, doğusunda yağış var dedik ama yarından itibaren yağış bölgeyi terk ediyor. Bayramda da genellikle sakin bir hava var. Akdeniz için, deprem bölgesi için de sadece güneydoğudaki bölgelerimiz biraz daha yağış alacak. Onu da birazdan bakacağız. İç Anadolu bölgesinin doğusunda bugün çok az bir yağış bekliyoruz. Genellikle kapalı bir hava hakim bugün İç Anadolu'da. O tozlu hava İç Anadolu'dan da nihayet kaydı, etkisini kaybetti ve İç Anadolular da eminim artık daha rahat nefes alabiliyordur. Başkentte bugün sıcaklık 9 derece. Yine gece gündüz sıcaklık farkına dikkatinizi çekeceğim. Çünkü sıcaklık farkı çok yüksek. Gündüz güneş varken 20-25 dereceyi görüyoruz yer yer ama gece saatinde güneşin geri çekilmesiyle birlikte 6 dereceye 8 dereceye düşüyor sıcaklıklar. Dolayısıyla gece saatlerinde hala hava serin, dikkat ediniz lütfen. Karadeniz'e bakalım. Birkaç gündür Batı Karadeniz'de, Batı ve Orta Karadeniz'de sıcaklıklar mevsim normallerinin epey bir üzerine çıkmıştı ama hava akımlarının yön değiştirmesiyle, bu kuzeyli hava akımlarının etkili olmasıyla birlikte sıcaklıklar düştü. Tüm bölgede düştü. Bugün yine Orta ve Batı Karadeniz'de çok az bir yağış alıyoruz. Yarın sadece Doğu Karadeniz'de yağış etkili olacak. Yine bayramda da Doğu Karadeniz'de yer yer yağışlar etkisini sürdürüyor. Doğu Anadolu'da ise bugün genellikle parçalı bulutlu veya yağışlı bir hava hakim. Sıcaklıklar yükseldi, artık gece saatlerinde de eksili değerlerden büyük ölçüde kurtulmuş oldu bölge. Ama önümüzdeki hafta çok az bir yağış alıyor, tekrar kar yağışı alıyor Doğu Anadolu bölgesi ve bayram boyunca da kapalı ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Son olarak Güneydoğu'ya bakıyoruz. Yağışlı hava Güneydoğu'daki etkisini kaybetti ama yarından itibaren yeniden yağışlar etkili oluyor ve bayramda da Güneydoğu'da yağış bekliyoruz. Şimdiden mutlu bayramlar. Önümüzdeki hafta bayram havasını çok daha detaylı aktaracağız. Görüşmek üzere. Faydalı mineraller bakımından zengin, Uzungöl'ün zirvesinden gelen %100 doğal kaynak suyu, el değmeden en doğal haliyle sağlıklı bir yaşam senin elinde. Onun gibisi yok. Bulak Su. Doğan İnşaat, Türkiye'nin markası. Doğan İnşaat, Avrupa'daki sistemi Türkiye'ye getirerek Türkiye'nin 81 ilinde sıfırdan villa inşaat yapılarınız için sadece bir vekalet vererek belediye, plan, proje ve ruhsat işlemlerinizi profesyonel ekipleri tarafından çözüme kavuşturarak hemen inşaata başlıyor. Hayalinizdeki villayı temelden çatıya kadar inşa ediyor ve kısa bir sürede size teslim ediyor. Türkiye'nin her yerine anahtar teslim villa yapım projelerinizi uzman mühendisler ve deneyimli ekip çalışanlarıyla kusursuz hizmet veriyor. Hemen arayın.
0532 310 68 52. Faydalı mineraller bakımından zengin, Uzungöl'ün zirvesinden gelen %100 doğal kaynak suyu, elde emeden en doğal haliyle sağlıklı bir yaşam senin elinde. Onun gibisi yok. Bulak Su. Merhaba, ben Işın Eriçin. İletişim çağında artık her haber uluslararası haber. Dünyanın bir ucunda olan bir başka ucunda mutlaka yankı buluyor. Karar alıcıları, toplumları etkiliyor. Hizbullah açısından çok ciddi saldırılar vardı. Karşılık vermek istemiyor çünkü İran da karşılık vermek istemiyor. Uluslararası Adalet Divanı devletler nezdinde dava görüyor. Yani burada İsrail devleti yargılanacak. Yani dava sürecini beklerken yani bir ay sonra ölü bulununca hücresinde o da bir hani spekülasyonlara yol açtı. Dünyayı anlamak ve anlamlandırmak için Işın Eliçin'le Sınırsız her cumartesi pazar 15'te Halk TV'de. Senin varlığın, senin desteğin, senin yüreğin olmazsa olmaz. Bu mutluluk sensiz olmaz. Türk Kızılay'a yapacağın fitre, zekat ve bağışların olmazsa, deprem bölgesinde bir annenin gözlerinde ışık, Gazze'de bir çocuğun kalbinde umut, bir babanın yüzünde gülümseme olmaz. Az çok demeden yapacağın bağışlarla bu Ramazan, her gün ajanslardan gelen binlerce haber arasından yalan değil, gerçek olanları, zaman kaybettiren değil, değer katanları seçiyoruz. Çünkü nitelikli, objektif, tarafsız habercilik elbette bunu gerektiriyor. Devletin kendisine ait bir parası yok. Hizmet ederken, yol yaparken, köprü yaparken senden, benden aldığın vergiyi harcıyor. Doların üzerine yatmış pompa. Pompaya fena zam geliyor. Kabinenin çift maaşlı yeni bakanlarına bir bakalım mı? Hakikati olan hürmetimiz asla değişmeyecek. Doğruları söylemeye, yazmaya, çizmeye devam edeceğiz. Ben Ekrem Açıkel, ranttan yana değil, halktan yana habercilikle Halk TV'deyim. Kolayca.
Günaydın Türkiye'm, günaydın, hoş geldiniz. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Sürprizlerle dolu bir sabah, yeni bir dönem dedik bakın. 5 Nisan 2024 günlerden Cuma, mübarek Ramazan'dayız ve bugün Kadir Gecesi. Kadir geceniz mübarek olsun, dualarınız kabul olsun, Allah gönlünüze göre versin diyorum efendim. Bugün 31 Mart'ta yaşadığımız seçimin anlamlandırılması, anlaşılması için analizler yapacağız. Oksijen gazetesinden bir analiz okuyacağım sizlere. Bunun dışında gazete manşetleri, sosyal medyada meydana gelen gelişmeler ve etkileşimler, yerel gazetelerle Türkiye turuna çıkacağız ve gelişmeleri irdeleyeceğiz. Spor dünyasındaki gelişmeleri de yakından takip ettiğimizi biliyorsunuz. Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupası'na ilişkin gelişmeleri 8 kuşağında aktarmıştık. Hakem belli oldu ve Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçta Galatasaray asıl takımıyla çıkarken Fenerbahçe genç takımıyla çıkacak, gelişmeleri yakından irdeliyor ve takip ediyoruz. Bunun dışında kültür ve sanat dünyasından haberler. Sabah Süleyman Sayım Tekcan hocamız da mesajda göndermişti. Türker İnanoğlu'nu son yolculuğuna uğurluyoruz. 3 gündür yaptığımız gibi bu özel sabahta da 29 işçinin hayatını kaybettiği o facianın, o ihmaller zincirinin izini sürmeye devam ediyoruz. Bunun dışında da sürprizlerimiz var, özel haberlerimiz, konuklarımız var derken ilk konuğum Gülşah Durbay. Çok kişiden duydum, tanımalı ve tanıtmalısın dediler. Hatta dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yayınımızdan sonra CHP lideri Özgür Özel nezaket gösterdi ve odasında bir sohbet gerçekleştirdik. Orada da kulakları çınlayan bir isim oldu. Gülşah Durbay, şehzadelerden geldi, bizim oralardan. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş buldum. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız İsmail Hayırlı Bey? Olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu seçimde kazananlardan bir tanesi. Fakat dün Özgür Özel de altını çizdi ama biz Özgür Özel'den önce de onu duymuştuk. Hani nasıl diyeyim? Böyle Lal Denizli modeli gençler geliyor şimdi. Bugün bu arada Lal Denizli galiba Alaçatı'daki bir festivalin duyurusunu yapacak. Dün mazbatayı alınca böyle bir açıklamasını görmüştüm. Dün İsmail Küçükkaya Demokrasi Meydanı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar çok geniş yankı yarattı. Bütün gazetelerde, televizyonlarda, haber sitelerinde detaylı olarak yer aldı. Onlardan birisi şu fotoğrafta gördüğünüz, bakın bunu Özgür Özel'den duyduk. Ülkemizin, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün bu efsane fotoğrafını hepiniz bilirsiniz. CHP Genel Merkezi'nde 40'a yakın yayın yaptım. Rahmetli Baykal zamanı, Kılıçdaroğlu dönemi, Özgür Özel'le birlikte. Bu ikinci yayınım oldu Özgür Özel'le birlikte. Hep bu fotoğrafı kullandık. Bir büyüğü dinliyor, bir vatandaşı, bir köylüyü. İşte bakın, bu köylüyü dinliyor atamız. Cumhuriyet öyle ki, dün Nevşin Mengü bu konuda bir tweet atmış. İşte Cumhuriyet budur diyor. Hatta bulabilir misiniz arkadaşlar Nevşin Mengü arkadaşımızın o tweetini? Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet yıllar önce Cumhuriyet'in ilk döneminde bir deprem sonrasında devletin kurucusuna derdini anlatan dedemizin torunu milletvekili, belediye başkanı oldu. Cumhuriyet budur diyordu ya, bunu irdeleyeceğiz efendim. Ama şimdi gencecik bir başka kadın belediye başkanıyla sohbete başlamadan, onu sizlerle tanıştırmaya başlamadan hemen önce dünden bugüne yansıyan renkli görüntüler. Eline bir matkapı aldı. İlk icraatı makam kapısını sökmek oldu. Vatandaş gelip içeride ne oluyor, başkanın içeride mi diye bakmayacak. Bursa Gemlik'te başkan koltuğuna CHP adayı Şükrü Deviren oturdu. Şeffaf, hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla göreve başlayacaklarını söyleyen Deviren, eline aldığı matkapla makam kapısını yerinden çıkardı. Vatandaşın çekinmeden içeri girebileceğini söyledi. Kapıyı sökeceğiz ve artık açık bir kapısı olacak. Devlet malı olduğu için de bunu güzelce saralım. Soma Belediye Başkanı CHP'li Sercan Okur da makam odasının kapısını söktü. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde de devir teslim töreni vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, koltuğu MHP'li Cengiz Ergün'den devraldı. Ergün'ün bu koltuk önemli bir koltuk vurgusu dikkat çekti. Ben kendisine sadece şunu söyleyeceğim. Bu koltuk çok önemli bir koltuk. Ve bugün hakkıyla bu koltuğa kendisine teslim ediyorum. Ama bu koltuğun anlamı çok.
Bu koltuk 1,5 milyon yaşayan hemşehrilerimize adalet dağıtma koltuğu. Bunu rica edeceğim. Adaletli Manisa'yı yönetsin. Ankara'daysa makam koltuğu uçarak geldi Erdal Beşikçioğlu'na. Etimesgut Belediyesi'nde devir teslim töreninde ilginç anlar yaşandı. MHP'li eski Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel devir teslime gelmedi. Beşikçioğlu koltuğu belediyenin başkan vekilinden aldı. Koltuk elden ele ulaştı Beşikçioğlu'na. Bundan sonra Etimesgut'un belediye başkanı Sayın Erdal Beşikçioğlu'dur. Ordu'da da devir teslimi vardı. Gürgentepe ilçesinde belediye başkanlığı AKP'den CHP'ye geçti. AKP'li belediye başkanı Yaşar Şahin, yeni seçilen başkan Cemil Coşkun'la olan bir anısını anlattı. Sayın hocam zaman zaman tatile gelirdi. Bir ara ben kendim de dedi ki, bir belediye başkanlığını hiç düşünmediniz, bir aday olmayı düşünseniz falan. Ne bileyim ben gelip elimden Çeşme Belediye Başkanı seçilen CHP'li Lal Denizli'de mazbatasını aldığı görevine başladı. Herkesin başkan olacağını mesajını veren Denizli, makamını oturmadan CHP rozetini çıkardı. 14 senedir gururla taşıdığım Cumhuriyet Halk Partisi rozetini 5 sene boyunca çıkarıyorum. Bugün 5 Nisan. 5 Nisan aynı zamanda 8 kuşağında da ifade ettiğim gibi Avukatlar Günü. Avukatları buradan canı gönülden kutlamak ve onlara hak, hukuk, adalet mücadelesinde gösterdikleri emekler için, verdikleri çaba için teşekkür ediyorum. Ben de bugün 8 kuşağında başladım. Şimdi de İlkay Sezer, Hilal Demirelli, efendime söyleyeyim, Nezihe Hıdıroğlu, Uğur arkadaşım var, Uğurel. Ve Cansu Aktan, Tülay Aktan. Böyle bir başlayalım. Ondan sonra aklımıza gelen bütün hukuk insanlarını sevgi ve saygıyla selamlayalım. Sizi bir tanıyabilir miyiz Gülşah Hanım? Elbette. Ben 1988'de Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere kasabasında dünyaya geldim. Esnaf ve çiftçi bir ailenin kızıyım. Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliğinden mezun oldum. Sonrasında işletme yüksek lisansı yaptım. Halihazırda da ekonomi ve finans doktorası yapıyorum. Bir yandan da hukuk fakültesinde son dönemim. Sizi de kutluyoruz. Bugün Avukatlar Günü. Çok teşekkür ediyorum. Son dönem mi bu? Evet, son dönemim. Mezun olacaksınız. Evet. Ben de bu vesileyle Avukatlar Günü'nü, savunmanın Yılmaz temsilcilerinin gününü, arkadaşlarımın gününü tekrardan kutluyorum. Sabah CHP Genel Başkan Yardımcısı sizin partinizin etkili isimlerinden Umut Akdoğan da yazdı. Dedi ki avukatlar böyle çok hakkı verilen kesim değildir ama evet, dedi çok cefakar, fedakarca çalışırlar dedi. Umut Akdoğan'a da duyarlılığı için teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Nasıl siyasete girdiniz? Ben zaten siyasete meraklıydım. Ailem de demokrat bir aileydi, sosyal demokrat bir aileydi. CHP seçmeniydi zaten. Gençlik kollarında çalışmaya başladım. Üniversiteden mezun olduktan sonra tekrar Manisa'ya döndüğümde yine bir yerel seçim zamanıydı. Çalışmalara başladım. Daha sonra da orada ilçe gençlik kolu başkanlığı görevini yaptım. CHP ilçe gençlik kolları başkanlığı yaptınız. Evet, Saruhanlı'da. Daha sonra iki dönem il gençlik kolları başkanlığı görevini yürüttüm. Bundan 4 yıl önce de gençlik kolu başkanı iken il başkanlığına aday oldum mevcut gençlik kolu başkanı iken. Orada maalesef seçimi kazanamadık. Çok az farklarla kaybetmiştik ama bugün Şehzadeleri Belediye Başkanı olmaktan çok gurur ve onur duyuyorum. Bu partinin gençlik örgütlerinden yetişen biri olarak bu onuru ve gururu çok daha büyük yaşıyorum. Bence gençlik kollarından yetişmek, bu okulun bir öğrencisi olmak kesinlikle çok ayrı ve özel bir durum. Şimdi bakın ben sizleri niye davet ediyorum biliyor musunuz? Seçimden önce de yaptım. Gençler böyle artık damgasını vursunlar istiyorum. Dün CHP Genel Başkanı, sizin partinizin lideri Özgür Özel'le sohbet ettik yayından sonra. Evet. Orada da dedi ki, bunu yapmam gerekiyor dedi. Günün birinde bu işleri bıraktığım zaman dedi, işte evet Türkiye'de gençler bu işe el koydular. İşte Gül Çiftçi'den bahsetti. Özel teşekkür ediyorum dedi gençlere. Ondan sonra ben Gökçe Gökçen'i hatırlattım mesela. Çok parlak. O da galiba Galatasaray mezunuymuş. Galatasaray hukuk mezunu. Yayında evet, da ağırlamıştım. Yani toplumun üzerindeki bu umutsuzluğu böyle bir dağıtmak istiyorum. Mesela bugün analizler yapıyorum. Biraz sonra Oksijen Gazetesi'nden şunu da ifade edeceğim. Dün Özgür Özel'le sohbetimizde
Bunu da konuştuk. Sonuç AKP'ye uyarı, CHP'de fırsat olsun diyor. Bakın bunu da Esen Dolma, Talya Boştak bugünkü evet. Oksijen gazetesinde irdeliyor. Siz bu mesela bu başlık size ne anlatıyor? Biz aslında bunu dün genel başkanımız Manisa'daydı. Orada da konuştuk. Seçmen bize bir yatırım kredisi verdi. Bizim bunu gerçekten iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ben daha önce katıldığım yayında da söylemiştim. Seçmen yerel seçimde iktidara aslında bir aba altından sopa gösteriyor. Ama bu defa biraz daha öteye gitti. Çok daha fazla bir sopa gösterme oldu ve artık onlardan memnun olmadığını gördük. Sizin partinizin bizim, lideri affederseniz sarı kart diye tanımlıyor. Evet, sarı kart gösterdi diye tanımlıyor. Ama biz bunu kırmızı karta çevirmek bizim elimizde. Aha. O yüzden şu an omzumuzda çok büyük bir yük var. Biz belediyelerde aha. Sosyal Demokrat Belediyeciliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl çalıştığını hiçbir kesime ayrımcılık yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden şeffaf, adil bir yönetim gerçekleştirdiğimizde bize emanet edilen, verilen o yatırım kredisini iyi değerlendirirsek inanıyorum ki halk bize, toplum bize Türkiye'yi yönetme kredisini de mutlaka verecek. O yüzden burada seçilen belediye başkanları olarak bize de çok büyük bir görev ve sorumluluk düşüyor. Biz de bunun için durmadan çalışacağız. Çok güzel projelerimiz vardı, anlattık. Zaten tabii devam edeceğim. Tamam. Şimdi şu biraz evvel Nevşin Mengü'nün o tweetinden bahsetmiştim. Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yaptığımız yayın çok geniş yankı yaratmıştı. Mesela çok farklı gazeteci arkadaşlarımızın tweetlerini de aldım. Gürkan Zengin, mesela Gürkan Zengin şöyle diyor, buna geçmeden onu size de bir sormak isterim. Diyor ki ben hani sordum, Gürkan da benim çok saygı duyduğum bir gazeteci arkadaşım. 2019'daki belediye başkanlığını kazanan sizin partinizin adayları başarılı oldular ki hem kendileri yeniden seçildi hem de sizlerin önünü açtılar. Elbette. Ben Özgür Özel'e şöyle sordum. Şimdi seçilen sizin partinizin belediye başkanları da başarılı olursa 2028'i kazanırsınız. Gürkan Zengin ona itiraz ediyor. Onu daha sonra irdelerim ama mesela bu benim bakış açıma nasıl yorum getirirsiniz? Ben size katılıyorum. Bizim Manisa'da bir önceki dönemde hiç belediyemiz yoktu. Geçen dönem 4 belediyemiz vardı. Bu 4 belediye başkanımız o kadar iyi çalıştılar ki aslında bize de yol açtılar elbette. Kesinlikle katılıyorum. Ama tabii bunun yanı sıra bence Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim de çok önemliydi. Bu değişim de seçmene yansıdı. Partideki Özgür tabii. Özel'in genel başkanımız olması. Hem gençleşme. Gençleşme. Yenilenme. Kadınların, gençlerin ön planda olması, daha fazla adaylıklarda olması kesinlikle bunların etkisinin olduğunu düşünüyorum. Devam edeceğiz. Bu arada değerli izleyenler, sizler de İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na sorularınızla katılabilirsiniz. Bugünkü etiketimiz Yeni Bir Dönem. O da editörümden geldi. Yeni Bir Dönem başlığı altında yorum yapabilirsiniz. Meslektaşımız Nevşin Mengü, CHP'nin yeni merkez konumunu en iyi İsmail Küçükkaya'nın programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarif etti. CHP bir önceki bayramda bütün siyasi partilerle bayramlaşabilen tek partidir. Bu çok önemli. Bunu sürdürebilmek lazım. Ben Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanı olarak iki insan olarak baktığımızda yaşımızda müsait aramak bize düşer. Ben bu bayramda ararım, ulaşırız. Ulaşmayız ayrı konu. İşte Özgür Özel'in bu yeni yaklaşımını da bence de doğru isabetli bir şekilde analiz etmiş Nevşin Mengü. Şimdi o fotoğrafı bir daha rica edeceğim arkadaşlarımdan. Bu fotoğraf dün Özgür Özel'in verdiği bilgilerle daha da bir anlamlı hale geldi. Bugün Türk basında çıkan bütün gazetelerde, hemen hemen bütün gazetelerde bu fotoğrafla ilgili dün Özgür Özel'den aldığımız detay manşet oldu. Dinlediği vatandaşın torunu mazbata alıyor. Mehmet Erdem Ural, Tokat Turhal Belediye Başkanımız oldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dinlediği dedenin torunu CHP'den Tokat Turhal Belediye Başkanı seçildi. Yanındakiler kendi yöneticileri ve vali. Gariban vatandaş derdini anlatıyor. Hepsi gözünün içine bakıyorlar ve üstten değil. Anlamaya çalışan bir bakış açısı var. 2019 seçimlerinde Tokat Turhal'da AKP birinci partiydi. 31 Mart 2024 gecesi Turhal'da belediye başkanı CHP'nin adayı seçildi. Mehmet Erdem Ural oyların %40.95'ini aldı. Ve o fotoğraf. Mehmet Erdem Ural'ın dedesi yıllar önce Atatürk'e derdini anlatıyor. Mustafa Kemal Atatürk dinliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel o fotoğrafın hikayesini ilk kez İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'ta anlattı.
Sokağın sesini dinlemenin sembolü budur. Torunu Mehmet Erdem Ural vatandaşın derdini dinleyip Tural'ın sorunlarını çözmek için Atatürk'ün partisinden, yani Atatürk'ün siyasi torunu genel başkan, evet, vatandaşın siyasi torunu da Tokat Tural'ın belediye başkanı. Gerçekten de Cumhuriyet budur. Bunun dışında hani avukatlar günü dedik. Avukat Gülnur Tutumoğlu'nu da bugün selamlayalım. Herkes tanıdığı avukatlara, mesela Özgem Gemici var avukat. Aklıma geldikçe bütün avukatlardan bahsedeceğim efendim. Onu da ifade etmek istiyorum. Son derece önemsediğim bir kesimdir biliyorsunuz. Şimdi bu genç belediye başkanı arkadaşımıza bir soru daha sormak istiyorum. Fakat biraz evvel bir izleyenim dedi ki, niye peki dedi. Neden şöyle, niye önemsiyorsunuz diyor da bana. Siyaset ama bütünüyle iş hayatı, başarıyı getiren formül şudur. Kadro kurmak. Şimdi ben her sabah mesela bir şey soracağım size. 11 yıldır ama öncesinde gazetelerde var ama siz beni televizyondan tanıyorsunuz. Neden ben tek tek bütün ekip arkadaşlarımı sayıyorum? İşte Hilal Yağız diyorum, Nihal Kemaloğlu diyorum, Güven diyorum, kameralardaki arkadaşlarımdan bahsediyorum, Hüseyin'den, Ufuk'tan. Neden? Çünkü benim başarılı olmam için bir kadro hareketi. Ha, şunu da söyleyeyim, ben Halk TV'ye hiç kimseyle gelmedim. Kendim geldim. Buradaki arkadaşlarımla birlikte bir dil birliği oluşturma çabası içine girdik. Çünkü öbür zamanlarda hani 10 yıldır aynı bir mekanizma. Orada da öyle kurmuştuk. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bir kadro işidir başarı. İşte Özgür Özel yönetiminin yaptığı, mesela Mansur Yavaş'ın Ankara'da belediye başkan adaylarını seçerken belli yerlere dikkat etti. İmamoğlu'nun İstanbul'daki adayları seçerken kadro işidir. Bize şehzadeler anlatır mısınız? Şehzadeler dediğimiz neresidir? Şehzadeler... Yani ben biliyorum da bilmeyenler bilsin. Aslında Manisa'nın kalbi, Manisalılık dokusunun, tarihinin, kültürünün, o eski Manisalılığın ve Manisa'nın sembol ilçesi, merkezi. Fakat artık hani eski Manisa gibi neredeyse kalacak duruma gelmiş bir ilçe. Birçok sıkıntısı olan, insanların artık yaşamaktan çok da mutlu olmadığı, her gittiğimiz sahada her duyduğumuz şey otopark sıkıntısının, trafik sıkıntısının duyulduğu. Ama doğal güzelliğiyle, Sipil Dağı'nın eteğinde, tarihiyle, Mesir Festivali'yle ve %68-70'i verimli tarım arazisi olan aslında çok güzel bir kent. Peki siz nasıl kazandınız? Biz nasıl kazandık? Sizin de söylediğiniz gibi aslında bu bir ekip işi. Bu başarı yıllardır bizim partimizin, iktidar da olamasak yılmadan, yorulmadan büyüklerimizin o günden bugüne getirdiğini aslında taçlandırmak birazcık bize düştü. Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Hep çalıştık. Biz de son dönemde özellikle kapı kapı kadınlarla temas kurmayı istedik. Hmm. Çünkü gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz kadınlara temas edemiyoruz. Özellikle ev kadınlarına, ev hanımlarına temas edemiyoruz. Kadınlarla daha çok toplantı yapmayı, onlarla birebir iletişime geçmeyi. Bak bu önemli bir detay. O şekilde bir strateji izledik. Yine esnafla yani uğramadığımız esnaf kalmadı ve ayrıca bir saha çözüm ekibi oluşturduk. Hani çünkü çok büyük bir coğrafya ve büyük bir nüfus. O süreçte belki herkesin elini sıkmamız ya da her eve gidebilmemiz mümkün değildi. Ama bizim dışında da bir ekip her gün sokak sokak, mahalle mahalle dolaşıp bizi ve projelerimizi, partimizi anlattı. Ben bunun da çok çok etkili olduğunu düşünüyorum ve buradan ayrıca Saha Çözüm ekibimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Kim onlar? Saha Çözüm ekibi dediğimiz kim? Gençlerden oluşan. Gönüllüler mi? Evet, gönüllüler bir nevi. Ne yapıyorlar onlar? Onlar önce bir eğitim gördüler, iletişim ve hani bizi anlatacakları. Kapı çalıp bize anlattılar. Minik bir poşetimiz vardı, bez torbamız. Onu verdiler ve nelerden memnun olup nelerden memnun olmadıklarını, benim ismimi duyup duymadıklarını, ne düşündüklerini sordular ve bize anlattılar aslında. Bu da çok etkili bir yöntem oldu ama bir şey de es geçmek istemiyorum. İlçe başkanımız da yine gençlik kollarından gelen 27 yaşında bir arkadaşımızdı. Onunla uyumumuz da mükemmeldi. O uyum, birliktelik. 27 yaşında. Evet. Birlikte çalışma, genç bir avukat. Onun da ayrıca avukatlar genelini kutluyorum. Mert Özkösemen. Evet, onun da avukatlar, onun nezdinde yine tekrar bütün avukatları kutlamış herkes olayım. Herkes tanıdığı bütün avukatları arasın efendim. İmkanı olan çiçek göndersin, telefon açsın. Avukatlar günü önemli.
Şimdi bakın bu neden önemli diye Umut Bey soruyordu ya, şöyle anlatayım. Şimdi mesela neden kadın kadın kadın? Tabii ki genel olarak kadınlar güçlensin. Başka? Dün annemi aradım. Her gün ararım biliyorsunuz. Anne nasılsın? İyiyim evladım, sen nasılsın? Fakat arkadan bir ses geliyor. Mikrofonik bir ses. Nasıl biliyor musunuz? Pazar günü yapılan mahalli idareler seçiminde. Annemi dinliyorum. Televizyonda değil. Allah Allah. Anne neredesin sen? Belediyedeyim. Hayrola anne? Evladım dedi. Devir teslim töreni var da dedi. Kübra'yı dinlemeye geldim. Şimdi bizim memlekette Simav'da da sizin gibi gencecik bir kadın arkadaşımız MHP'den yarıştı ve seçimi kazandı. Bak evet, şunu güzel önemsiyorum. Şimdi siz Gülşah Hanım, Şehzadeler Belediye Başkanısınız ya. Şehzadelerdeki bütün kadınlar rahatlıkla belediyeye girebilir. Evet, kesinlikle. Ben bunu önemsiyorum. Kesinlikle. Kapınız açık olacak. Tabii ki de, tabii ki de. Zaten şu anda da hemen ben bir şey atlamadan aynı zamanda ilçe başkanımla çok uyumlu. Tabii ki yeri geldi, gerginlikler oldu. Birbirimize trip attığımız zamanlar oldu ama çok iyi tolere ettik. Birbirimizle çok iyi çalıştık. Ama bir de bir kadın il başkanımız vardı. Onunla da çok açık ve iyi bir iletişimimiz, birlikte organize etmemiz, yani örgütlülüğümüz çok iyiydi. O açıdan hepsine de tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sahada gördüğümüz zaten kadınlar ve özellikle küçük kız çocuklarından çok fazla ilgi görüyorduk. Seçim sonrasında da hani bir yere yürümeye giderken mutlaka kadınlarla karşılaşıyoruz ve ne olur bizimle bir çay içer misiniz ya da evime bir kahve içmeye gelir misiniz gibi, yine kadınlardan büyük bir destek ve ilgi sürüyor. Çok memnunum. İlk kadın belediye başkanı olmaktan da çok memnunum. Bu amaçla da aslında kadınların çalışmalarda ve projelerde de yanımda destek ve güç olduğunu bilmek de ayrı bir mutluluk veriyor bana. Değerli izleyenler, hepiniz tabii fark ettiniz, sesinde bir çatlama var. Çünkü efendim seçim kampanyasından çıktı. Özgür Özel de öyleydi. Evet. Yani seçim... Zor mu kampanya? Nasıl geçti? Ya ben dediğim gibi gençlik örgütlerinden geldiğim için hep seçim kampanyalarının içindeydim. Ama aday olarak kampanyada bulunmak elbette çok daha zor. Neredeyse sabah 8'de telefon konuşmaları başlıyordu. 10'da programlar başlıyordu. Gece 12'ye 1'e kadar program ve telefon ve sürekli konuşma. Bak kampanyadan. Burası Şehzadeler değil mi? Evet. Evet, lütfen devam edin. O yüzden sürekli bir konuşma olduğu için ve ben de maalesef kalabalık bir aileden geldiğimden biraz yüksek sesle konuşuyorum. Ne demek kalabalık bir aileden gelmek? Yani biz köyde doğdum. Hangi köy? Baba, Koldere kasabası. Koldere. Buradan Koldere'ye de selamlarımı iletiyorum. İşte babaannemler, amcamlar hep birlikte yaşıyorduk. Altlı üstlü yemekleri birlikte yiyorduk vesaire derken çocukluğumda. O ben yüzden, sesimi duyurayım diye. Evet, kalabalıkta bayağı geniş bir ailemiz var. Kalabalıkta sesimi duyurmak için hep böyle yüksek sesle alıştığımdan, normalde de yüksek sesle konuşuyorum. Telefonla konuşurken de, hitap ederken de. O yüzden birazcık sesimiz gitti. Bu arada efendim küçücük bir bilgi vereyim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de gördüğünüz gibi hakikaten çok çalıştı. Çok. Özgür Özel de. Dolayısıyla onun sesinde de böyle bir çatlama vardı. Küçük bir tedaviye girecek. Onu da ifade edeyim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de şimdiden biz İsmail Küçükkaya ile yeni bir sabah ailesi olarak geçmiş olsun diyoruz. Hani orada ses tellerini bilen nodüller var. Onları evet, temizletecek. Şimdiden geçmiş olsun diyelim. Bir fotoğraf gördük. Şimdi bu genç başarılı siyasetçinin bakalım belediye başkanı olarak da başarılı olacak mı? Onu da dikkate takip edeceğiz. Asma yapraklarının arasında. Evet. Bağda yaprak topladığımız bir dönemdeydi. Aslında bu eski bir fotoğraf, seçim döneminde değil tabii. Çünkü yaprak toplama Mayıs ayında oluyor. Aha. Ama bunu galiba Twitter'da biri kullanmış. Twitter'da çok etkileşim almıştı. Bizim arkadaşlarımızın dikkatini çekti. Evet, evet. Hani benim de... Bizim oranın yaprağı aslında evet, çok güzel ve böyle mayhoş, incecik evet, bir yapraktır. Dolma için de şahane ve olur. Çok güzeldir. Ha, çok güzel olur. Hep Tokat yaprağı bilinir ama bence Manisa yaprağını denemeli herkes. Çok daha güzel olduğuna garanti verebilirim. Çünkü böyle mayhoş, incecik bir yaprak, denemelerini tavsiye ediyorum. Şimdi ben dün... Hani dedim ya, annem de devir teslimdeydi. Evet. Akşam daha sessizde aradım. Anne dedim, nasıl geçti? Anlattı. Ya dedi, o senin arkadaşın mı dedi. Ahmet Erbaş, Kütahya Milletvekili. Benim evet, eski arkadaşım, çok eski arkadaşım. Ne güzel konuştu dedi. Fakat dedi, kızımız diyor o Kübra'ya. O da evet, annesi tek başına büyüttü onu. Babası çok erken yaşta rahmetli olduğu için. Allah, o kadar güzel konuştu ki dedi, annesiyle olan diyaloğu. Anneniz, bir anneyi göreyim bir daha, anneyi.
Arkadaşlar fotoğrafta anne vardı. Şu anneniz değil mi? Evet annem. Anneniz ne hissediyor şimdi? Yani çok gururlanıyor tabii ki ve çok da duygulanmıştı. O da yansımış nasıl zaten fotoğrafa. Kızım, evet. Adı ne annemizin? Fatma. Fatma Hanım. Babanızın? Osman. Osman. Onları da buradan sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi bir kere çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Ben teşekkür ediyorum. Bizi şu anda izleyen, ülkesini seven, ülkesinin geleceğini düşünen, yurtsever, bir şeyler yapmak isteyen, siyasete ilgi duyan gençlere, genç, kadın erkek fark etmez. Onlara ne söylemek istersiniz edindiğiniz bu deneyim ışığında? Ben kesinlikle daha önce de hep söylüyordum, siyasete katılmalarını istiyorum. Elbette ki gönlüm CHP'den yana, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmalarından yana ama kadınların ve gençlerin siyasette olması çok önemli. Çünkü diyalog kurmak da daha kolaylaşıyor. Siyaset de aslında nezaket de artıyor. Gençler olarak biz birbirimizle daha açık iletişim kurabiliyoruz. O partideki farklı partide de olsa o sınırları aşabiliyoruz. Ve ülkemiz için çok daha iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum. O yüzden gençler mutlaka siyasete katılsınlar. Kadınlar mutlaka siyasete katılsınlar. Mümkünse Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelsinler. Hep birlikte de bir sonraki dönemde Türkiye'yi yönetelim. Çok teşekkür ediyorum. 5 yıl sonra. Şimdi ben size bundan sonra takip listemi aldım. Benim böyle takip ettiğim siyasiler var, gençler var. 5 yıl sonra sizi ben buraya davet ederim. Arada davet ederim de. Ama 5 yıl sonra seçime giderken davet ettiğimde sizce ne olacak tablo? Ben o zaman geldiğimde burada bir önceki programda Sorel Bey ile programda katılmıştım. Sorel'de yapacaklarımızı, evet Sorel'de Aslanlı'da yapacaklarımızı anlatmıştım. O size geldiğimde de yaptıklarımızı, gerçekleştirdiklerimizi anlatmış olacağım. Ve muhtemelen o zaman Türkiye'yi biz yönetiyor olacağız. Çok daha iyi bir Türkiye olacak. Gençlerin artık ülkeden gitmeyi düşündüğü değil, ülkede beraber bir şeyler yapmayı düşündüğü bir Türkiye olacak. Biz bunun bu hayalle yola çıkmıştık ve bunun için de 5 yıl boyunca durmadan çalışacağız. Gençler bir ülkeden gitmesinler. Ben bunu istiyorum. Ben de belki gidebilirdim bu ülkeden. Biraz önce bahsettiniz Gökçe Gökçen mesela çok evet. Kıymetli. Çok genç genel başkan, en genç genel başkan yardımcılarındandı. Bize de aslında umut oldu gençlerin ne kadar başarılı olabileceğine, çok da donanımlı. O da gidebilirdi yurt dışına. Ben de gidebilirdim ama bu memleket bizim. Bırakıp gitmek istemiyoruz. Biz burada kalıp mücadele vermeyi seçtik. Gençler de lütfen gitmesinler. Hep birlikte bu güzel memleketi çok daha iyi yerlere gençlerle taşıyacağız. Ne güzel. 5 yıl sonra da gençlerin bu ülkeden gitme hayali kurmadığını konuşuyor olmayı hayal ediyorum. Peki çok teşekkür ederim. Sizi uğurlayacağım. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, şimdi seçim gecesinde tabii binlerce mesaj geldi. Ertesi günde dahil. Fakat o gelen mesajlardan bir tanesi, şimdi çok uzaklardan bizi izliyor. Bir Cumhuriyet subayıydı. Burasında 4 yıldız vardı. Ülkeyi çok seviyordu. Bir Atatürkçüydü. O rahmetli oldu. Bir zamanlar adından çok bahsediliyordu. Onun evladı bana ta Amerika'dan yazdı. Hem teşekkür etti hem tebrik etti bizleri. Sadece beni değil bütün ekip arkadaşlarımı. Babam görse çok gururlanırdı dedi. O bugünleri görmeyi çok istedi dedi. O kişi geldi şimdi Amerika'dan. Şimdi ben ama onu anons ederken önce dün yayından sonra arkadaşlarım bunu verdiler. Halk TV binasına gelmiş Ankara'ya kadar. Çorumlu halk ozanı Aşık Selmani bu kitabı bize imzalayarak bırakmış. Hakikat yolcusu diyerek de kendisine emekleri için de çok teşekkür ediyorum. Şimdi sürpriz bir başka konukla devam edeceğim. Ama önce acaba AK Parti ne yapacak? Sayın Erdoğan şimdi nasıl bir muhasebe yapacak ki partisini bu kötü gidişten kurtarabilsin? Analizi izleyelim. Dönüşte bir başka konukla İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı devam ediyor. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık. Ekonomik kriz, yanlış aday tercihi ve son ana kadar seyyanen zam sözü bekleyen emeklerin beklentilerinin karşılanmaması. Salı günü yapılan MYK toplantısında ve AKP kulislerinde seçim yenilgisinin temel nedenleri bu 3 başlıkta toplandı. Öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde mahalli idarelerde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Elbette yerel bazda yaşanan
bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız. Kaybettiğimiz, geriye düştüğümüz her yerde sebepleri çok iyi tespit edecek ve gerekli müdahalelerde bulunacağız. AKP'li kaynakların paylaştığı bilgiye göre MK toplantısında yenilginin en önemli nedeninin ekonomi olduğuna yönelik söylemlere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, günah keçisi sadece ekonomi değil diyerek itiraz etti. Seçim yenilgisinin altında sosyolojik ve siyasal nedenler de var. Uyguladığımız ekonomi politikasında esas hedefimiz yüksek enflasyonla mücadele. Enflasyon aşağı düşmeden alım gücü artmaz. Düzenlemeler geçici rahatlık sunuyor dedi. Erdoğan'ın Şimşek'e destek çıkarak enflasyon hedefi gerçekleştirilmeli, toplum bu şekilde rahatlatılmalı yanıtı verdiği konuşuluyor. 31 Mart bizim için bir bitiş değil, aslında bir dönüm noktasıdır. Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi öncelikle demokrasimizdir, milli iradedir. Seçim muhasebesinin yapıldığı AKP-MYK basına kapalıydı ama ilk kez bu kadar ayrıntı kamuoyuna yansıdı. Erdoğan'ın konuşması hem parti içine hem kamuoyuna mesaj vermek amacıyla servis edildi. O konuşmada Erdoğan'ın en çok dikkat çeken ifadesi de sadece oy kaybı değil kan ve ruh kaybı olduğu görülüyor sözleriydi. Parti kaynaklarına göre seçim yenilgisinin nedenleri kurulacak komisyonlar aracılığıyla detaylı analiz edilecek. Yani bir anlamda hasar tespiti yapılacak. Yanlışlarımızı düzelteceğiz. Eksiklerimizi muhakkak tamamlayacağız. Doğrularımızın sayısını artıracağız. Yine MK toplantısından sızan bilgiye göre Ankara ve İstanbul mitingleri öncesinde AKP'li bazı kurmayların açıklamalarının emeklide müjde beklentisi yarattığı, ancak o beklentiyi karşılamayınca emeklinin de tepki olarak ya sandığa gitmediği ya da başka partilere yöneldiği değerlendirmesi yapıldı. İktidar partisi en çok yol, köprü, savunma sanayi gibi büyük projelerle övünüyordu. Bazı parti kurmaylarının ekonomik kriz nedeniyle bunalan seçmen için bu hizmetler anlam taşımıyor, vatandaşın cebine bir şeyler girmeli dediği öğrenildi. CHP'li belediyelerin sosyal yardımlarının bu nedenle karşılık bulduğu ve tepki oylarının yeni adresi olduğuna dikkat çekildi. Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi öncelikle demokrasimizdir, milli iradedir. 31 Mart'ta büyük şehirlerde ortak adayla hareket eden AKP ve MHP 22 ilde ise birbirine rakip oldu. Bu illerle ilgili de bir çalışma yapılmasını istedi Erdoğan. Ayrıca Kırıkkale, Denizli, Bursa gibi CHP'ye geçen illerde belediye hizmetinden seçmenin memnun olmadığı görüşü de dile getirildi. İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdülkadir Sel ve AKP'nin seçim yenilgisinde ekonomi ve emekliler banko ilk iki sırayı oluşturuyor derken üçüncü sırada ise kibir faktörüne işaret etti. Erdoğan'ın her defasında mütevazı olun, tevazuyu elden bırakmayın, vatandaşa tepeden bakmayın diye uyarmasına rağmen kibir, gösteriş, siyasi gücün taşkınca kullanımı ve şımarıklık sahada en ciddi sorun olarak karşımıza çıkıyor. Erdoğan yeni Ömerler ararken maalesef kibir abideleri oluşuyor. Basına yansıyan o MK konuşmasında Erdoğan da vatandaşla aramıza duvar örmeyeceğiz mesajı verirken ben dahil hiç kimse sorumluluktan kaçamaz, hiç kimsenin hesap sorulamaz olmadığını milletimize göstereceğiz dedi. Bu sözleri ise parti yönetiminde, teşkilatta ve kabinede değişiklik sinyali olarak yorumlandı. Erdoğan 31 Mart'taki yenilginin faturasını kesmeye hazırlanıyor ancak buna ilişkin takvim konusunda somut bir işaret yok. Kulislerde Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve yerel yönetimlerden sorumlu Yusuf Ziya Özcan'la seçim işlerinden sorumlu Ali İhsan Yavuz görevden alınması muhtemel isimler arasında sayılıyor. Bu o kadar önemli bir konu ki şimdi hayat veya siyaset, spor, iş dünyası, sinema ne derseniz deyin. Kazandığınız zaman ne yaptığınız, kaybettiğiniz zaman ne yaptığınız çok belirleyici. Kazanıp kaybedebilirsiniz. Kazanıp kazanan bir makineye dönebilirsiniz. Kaybedip esasen kazanma sürecini başlatabilirsiniz. Kaybedip panik içinde hatalar yaparsanız, bu yabancıların blame game dedikleri suçlama, hatalısın, hata senin, hep senin yüzünden. Bunu yaparsanız da kaybetme sirkülasyona girersiniz efendim. Dolayısıyla AK Parti'nin ve Erdoğan'ın yapacakları bu anlamda önemli. Murat İde'den bir paylaşım geldi. Dünkü yayınımızda göndermişti. Fakat Tayfun Kahraman'la da ilgili onu aktaracağım ama önce
İsmail Küçükkale Demokrasi Meydanı'nda bir misafirim var. Tolga Örnek. Bir sinema insanı ama hikayesi çok çarpıcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Çok iyi. Aziz Nesin desem size ne dersiniz bana? Ya o sloganı söylemeyin. Tamam, o artık klişe gibi oldu. Tamam mı? Aziz Nesin kitaplarını okuduysanız, mizah, kara mizah, sosyolojiden yola çıkarak bir analiz, bir toplumsal analiz. Şimdi onun filmi yapılıyor. Sizlere mutlaka anlatmak istedim. Bir afiş gördüm. İzleyenlerimle paylaşmak istiyorum. Mucize Aynalar. Bakın, Aziz Nesin hikayelerinden uyarlanmıştır. Hepiniz okumuşsunuzdur eminim. Olağanüstü hikayeler, çok çarpıcı. İşte Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Eren Demirbaş ve Zerrin Sümer. Onlar oynamışlar. Yönetmeni Tolga Örnek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Fakat buna geçmeden bir fotoğraf gelsin. Benim Ankara'da muhabirlik yaptığım dönemde, tabii ben Ankara'da hem muhabirlik yaparken hem de Ankara temsilcisi olarak görev yaparken doğal olarak iktidar, muhalefet, iş dünyası, işte Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Barolar Birliği, Yargıtay Başkanı, Anayasa Mahkemesi, hep Ankara temsilciliği böyledir. Ve askerler. Yani askerlerden haber almak, havadis almak, yorum almak, değil mi? Önemli. Çoğu da off the record'tür. Rahmetli Özden Örnek. Bir zamanlar gazetelerde manşet olmuştu, dergilerde. Bakın şimdi rahmetli ama torunu Derin'le birlikte. Dorun Tolga Bey'in evladı. Nasıl Derin ne yapıyor? Bence programı izliyor şu anda. İzliyor. İstanbul'da babaannesiyle kahvaltı sofrasında izliyordur herhalde. Seçim gecesi bir mesaj attınız bana. Bu fotoğraf kötü yaptı yalnız beni. Şimdi ne yapacağız? Etkilendiniz. Şimdi bunu Instagram'da aldınız herhalde. Ben tabii program için çalışıyorum. Çalışırken de baktık. Arkadaşlarıma söylüyorum. Şimdi şöyle, siz tabii sinema insanısınız ama rahmetliyi de bilirim. Yazan, çizen, okuyan, düşünen. Şimdi onlar Cumhuriyet subayları böyledir. Bizim gerçek bildiğimiz Cumhuriyet subayları. Dolayısıyla rahmetle anıyorum kendisini. Gerçek bir cumhuriyet, gerçek bir yurtsever, gerçek bir Mustafa Kemal askeriydi. Özel, çok özel bir insandı. Özel bir babaydı yani. Herkes komutanlığını konuşur onun. İşte yazması. Entelektüel kimliğiyle de çok. Ya bir kere benim hayatımda gördüğüm en zeki insandı. En okumuş insanlardan biriydi. İnsanlara çok değer veren bir insandı. İşte herkes onun komutanlığını, subaylığını, başına gelenleri konuşuyor. Yaptıklarını, Milgen projesini konuşur. Ama baba olarak yani olağanüstüydü. Efendim kendisi kuvvet komutanıydı. Yani omzunda 4 yıldız taşıyordu. Yani en üst düzey, orgeneral. Tamam mı? Bir kuvvet komutanı. Yani şimdi Cumhuriyet ordusunun, Atatürk ordusunun en üst mertebelerine kadar gelmişti. Allah gani gani rahmet eylesin. Sağ olun. Şimdi bu filme bir dönmek istiyorum. Aziz Nesin. Onun hikayelerinden çıkarak bir film yaptınız. Evet. Nereden geldi? Hikaye nedir? Aslında babam Aziz Nesin'i çok okurdu ve bana da çok okuturdu. Yani çocukluğumdan beri, özellikle üniversite çağında hep Aziz Nesin'i okumamı söylerdi. Üniversitede çok okumuştum. Sonraki yıllarda çok fazla okumadım. Yani başka şeyler okudum. Ama Amerika'ya taşınınca, işte Los Angeles'a taşınınca ne yapalım, nasıl projeler yapalım derken, Türkiye'ye dönmek için de böyle güzel bir sebep ararken, ancak böyle artık tabii ben kariyerimin de artık ikinci aşamasındayım. Yani eskisi gibi genç öğretmen değilim. O yüzden böyle yapacağım işlerin bir şeye değmesini, bir iz bırakmasını istiyorum. Kalıcı olmasını istiyorum. Ve orada bir arkadaşımla konuşurken Aziz Nesin'i tavsiye etti. İranlı kendisi. Aziz Nesin okurmuş İran'dan kaçmadan çok önce. Çok ilginç. Bir anda ondan duyunca yani İran'da da hani bu kadar sevildiğini anlayınca ben niye düşünmedim diye çok hayıflandım. Ve hani Aziz Nesin'le ilgili bir uyarlama yaparsam hem güncel olur, hem hatırlanması gereken bir yazar, hem zamansız bir yazar. O yüzden de bu Aziz Nesin hikayelerinden uyarlayabileceğimiz güncel bir film yapalım istedik. Ve tekrar hikayelerini okumaya başladım. Peki ama o hikayelerden nasıl yaptınız onu? Hani kolaj gibi mi? Nasıl tabii 6 hikayeyi iç içe geçirdim. 250-300 tane hikaye okudum. Onlardan böyle hani sinemaya da uyarlanması daha kolay, daha görsel olabilecek, bugünkü durumlarla ilgili hafif göndermeler yapacak, daha da zamansız olabilecek hikayeleri seçmeye çalıştım. Hani benim de üstünde oynayabileceğim, ekibimiz de yani görsel olarak da üstünde oynayabileceğimiz, gençlere de tekrar anımsatabileceğimiz hikayeler olmasını istedim. Aziz Nesin'le ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Tabii. Çok enteresan bir yazar. Çünkü Aziz Nesin o kadar iyi bir yazar ki işi çok kolay gibi gösteriyor.
o kadar ekonomik ki, o kadar yalın bir dille yazıyor ki o çok daha zor aslında. Ve Aziz Nesin'i okurken şöyle bir şey hissettim ben. Şimdi üniversitede çocukken okurken çok beğeniyordum. Yani çok gülüyordum. Evet. Ne kadar güzel. Ben çok tiyatro olana gitmiştim. Evet, çok da iyi uyarlanır tiyatroya. Müthiş gülersiniz. Yine... Ve gülerken değerli izleyenler hepiniz bilirsiniz ama Aziz Nesin güldürür. Ama güldürürken gerçekten düşündürür, evet, kara kara. Karakteri üzülürken böyle kahkahalar atarsın, sonra kahkahalar attığınız için de üzülürsünüz. Ya adamın ya o kadar çekiyor ki ben niye üzülmüyorum diyorsun. Şimdi orta yaşa gelince de tekrar Aziz Nesin hikayeleri okuyunca gençliğin yani daha çocukken güldüğünüz hikayeye bakıyorsun, beni yazmış diyorsun. Ya. Çünkü üstünden hayat geçmiş, o tecrübe yani senin başından geçenleri yazmış. Mesela bakın, dur bakalım ne olacak? Mesela tabii. Böyle hani başımıza ne gelecek? E biz bunu niye yaptık ya filan diye hani çok çok olağanüstü bir adam. Geçmişte ben bizim rahmetli Erhan Göksel'le birlikte Erdal Arıkan hocamız var Bilkent'te. Nihal Kemaloğlu, Ali Kemaloğlu sizin bir filminize gitmiştik. Gelibolu. Ha 2005'te. 2005'te. Evet. O zaman Bilkent'te gitmiştik. Böyle Erhan Göksel de araştırmacı. Yani Gelibolu ile ilgili bir film yapmıştı. Onu bir hatırlatır mısınız ya? İşte 19 sene oldu. 6 sene sürmüştü onun yapımı. Yani iki taraftan da anlatan savaş ama siperdeki askerler açısından anlatan. Evet. Böyle günlüklere dayalı, mektuplara dayalı. Ya benim hayatımı değiştiren filmdi o. Yani hem yurt dışında da çok gösterildi. Biz de burada... çok etkilenmiştik o filmden. Evet. Çok önemliydi. Bak nerede? 2005 mi? Evet. Ta bak. Babam kuvvet komutanıydı o zaman. Ya. Da. İşte bakın ta o tarihlerde. 19 sene oldu. Ya bana da ama babanızı yani sizi söyleyen yine bir başka komutan olmuştu. Öyle mi? Abi ilk söyleyen bak İsmail bunu takip et falan demişti. Şimdi Melis'te olan bu konuyla ilgili bir kısa haber hazırladı. Bir izleyelim bakalım. Yazar ve yönetmen koltuğunda Tolga Örnek oturuyor. Filmden de daha önemli olan Aziz Nesin'i anmak, ona şükranlarımızı sunmak için buradayız. Bu filmin en önemli, en özel tarafı hepimizin isminin Aziz Nesin'le beraber anılacak bir iş yapmış olmamız lazım. Oyuncu kadrosunda Cengiz Bozkurt. Bizim için bu projenin en heyecan verici kısmı Aziz Nesin'i eski nesillere tekrardan hatırlatmak, şu anda bilmeyen nesillere de onu tanıtmak. Boran Kuzum. Bugün gerçekten gururla buradayım ve çok mutluyum. Seyircinin de çok güzel zaman geçireceğini düşünüyorum. Şebnem Bozoklu. Unuttuğumuz bazı şeyleri, umutlu olmayı, iyi olmayı, birlikte mutlu olmayı bize hatırlatan ve bunu da bize çok güzel aynalıyor Aziz Nesin her zamanki gibi. Ve daha pek çok usta isim yer alıyor. Filmin müziği içinde sanatçı Mehmet Erdem mikrofon başındaydı. Erdem sözü ve bestesi usta sanatçı Metin Eryüreğe ait olan Aynalar şarkısını yeniden yorumladı. Harmanım ben, harmanım 40 saat. Film bugün vizyona girerek sanatseverlerle buluşacak. Elde edilen gelir çocuk ve gençlerin daha iyi koşullarda. Şimdi ben bunu niye önemsedim? Bakın böyle kolay değil. Biz bunu herhalde bir 3-4 aydır takip ediyoruz. Amerika'daydı, saatte farkı var. Kaç kere yazıştık, konuştuk, planlama yaptık filan. Şu, tabii ki bir film, tabii ki kültür sanat, tabii ki bir üretim, bir yaratı. Ama beni ilgilendiren tarafı şu, bu kitaplar gibi. 11 yıldır yaptığımız gibi kitap. Ne demek istiyorum? Aziz Nesin'i çocuklar tanısın istiyorum. Bu filmden sonra... Anneler, babalar Aziz Nesin kitaplarını kitaplıklarından çıkarıp okusunlar istiyorum. Hatta çocuklarına birer Aziz Nesin hikayesi alsınlar diyorum. Hatta tiyatrocular yeniden Aziz Nesin oyunlarını oynasınlar. Bakın ondaki göndermeler, ondaki politik göndermeler hiç daha görmedim başka birinde. Fakat bu film zor bir film. Yani ben bunu ilk duyduğumdan itibaren nasıl yani dedim. Kısacık bize anlatın şöyle. Aziz Nesin'in 6 hikayesi. Hangi hikayeler önce? Mucize Aynalar, evet. Alman Kızı'nı Ne Yapalım, Dolmuş'un Kapısı, Hadi Buyurun, Bir Ölü Aranıyor. Kaç etti? 5. Bir dakika aldım. Öteki de Kim Kimin Yanında. Ha, Kim Kimin Yanında. O da tabii vergi dairesinde geçen, bir türlü imza alamayan bir adamın hikayesi. Şimdi Hollywood, Cengiz'in.
Hollywood'da çok görmüyorum ama daha çok bu Fransız sinemasında oluyor. Böyle farklı hikayeleri iç içe tek bir filmde böyle kaynaştırıyorlar. Ama bazen hikayeler birbiriyle bağlantılı, bazen bağlantısız oluyor. Siz bunu nasıl yaptınız? Ya? Nasıl bunlar bir bağlantılı. Bunlar zaten benim senarist olarak en büyük işim bu güzel hikayeleri iç içe geçirmek oldu. Nereden bağlayacağım? Hangi karakter hangi hikayede çıkacak? Hangi hikayede başa döneceğiz? En zor tarafı ama en keyifli tarafı da oydu. Bence filmi farklı kılan da bu. Çok farklı bir dili var. Çok farklı bir anlatımı var. Bence seyirciye ilginç gelecek. Çünkü özel, yani orijinal bir anlatım var ama onu ben sahiplenemiyorum. Çünkü Aziz Nesin o kadar güzel yazmış ki, o kadar güzel bir alan vermiş ki. Benim senarist olarak bu hikayelerin özünü koruyarak iç içe geçirmek oldu. Benim sürprizler oluyor hikayelerde. Benim sinema insanlarından en çok merak ettiğim şudur. Ferzan Özpetek'le de biz daha evvel yayınlar yaptık böyle. O şunu söylemişti. İçime sinerse diyordu mesela. Hani sinemacı... Hani her film içinize sinmeyebilir. Tolga örnek olarak ta işte 2005'te Gelibolu'yu yaptınız, pek çok deneyiminiz oldu filan. Bu film içinize sindi çok mi? Çok. Yani inanılmaz sindi. Zaten sinmese gelmez Berat Can'ın yanına. Yani film olarak zaten çok sindi. Bir de kendimi çok zorladığım ekipçe herkesin inanılmaz katkıda bulunduğu, kendi alanlarında süper performans sergilediği bir film oldu bence. Onun dışında da hani filmin içime sinmesini, içimize sinmesinin dışında da benim için en önemli unsur Aziz Nesin ismiyle birlikte anılacağım. Yani benim ismim Aziz Nesin isminin altında bir yerde yazacak. Nasıl özdeşleşme olacak yani orada? Bir filmimde Aziz Nesin adı var. Yani benim için o kadar gurur verici bir olay ki oğlum için büyük bir miras. Yani ileride büyüdüğünde baktığında adımı görecek Aziz Nesin'le birlikte. O benim için çok kıymetli. Yani çünkü çok sevdiğim bir yazar, çok değer verdiğim bir insan. Ve onun eserlerinin izninin bize verilmiş olması da çok gurur verici. O yüzden benim için film o açıdan da çok değerli. Film bugün... Gösterime girdi. Bugün de Cuma. Girdi. Ben de giriyor diyorum. Dün galası vardı değil mi? Galası pazartesi akşamı. Pazartesi. 1 Nisan'da. Tamam. Tam 1 Nisan şakası gibi. Çok teşekkür ediyoruz. Fragmanla birlikte veda edeceğim. Son bir sözünüz varsa yani ya, halkımıza söylemek istediğiniz. Çok teşekkür ederim beni aldığınız için. Yani o tekstimden bahsettiniz, o mesajımdan bahsettiniz. Evet. Gerçekten ya iltifat için söylemiyorum. Aziz Nesin çok ısrarcı, inatçı bir mücadeleciydi. Sizin gibiler sayesinde o rüzgar değişti. Yani Aziz Nesin görseydi o da gelmek isterdi. Ya bunu iltifat için söylemiyorum. Çok yani onur duydum. Çok yani. Önemli bir şey. Yani ısrarcılık bu ülke için çok önemli. İnatçılık da çok önemli. Ve ben hep Amerika'dan geldiğimde izliyorduk sizi. Yani şimdi annem hala izliyor şu anda da her sabah. Annenizin ismi ne? Efendim? Annenizin Sevil, adı. Sevil. Sevil Hanım'a da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu sabah da izliyor ve babam hayattayken o da izlerdi. Ve bu inatçılığınızdan dolayı da ben sizi kutluyorum. Bir tek soru soracağım. Şimdi genelde hani bir sürü hikayeler bilirim. Dünyadan da bizden de. Şimdi evladınız Derin. Şimdi paşamızla birlikte. Sinemaya ilgisi var mı? Var. İyi bir izleyici. Zaten o da ilk kez... eline böyle kamera mamera fotoğraf çekiyor. Fotoğraf çekiyor çok güzel. Oradan başlıyor çok zaten. Çok güzel gün batımlarına taktı şimdi. Onları çekiyor. Çok güzel. Pazartesi de böyle yani algılayacağı şekilde ilk galasına geldi. Çok güzel. Çok ona da bir gün ona da tanışayım. Umarım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki Aziz Nesin filmi yapmışsınız. Sağ olun. Yani genç kuşaklar onu tanısın. Filmi çok merak ediyorum. Hafta sonu izleyeceğim. Değerli izleyenler, filmin fragmanıyla veda ediyorum. Dönüşte daha bitmedi söylenecek sözlerimiz. Daha bitmedi sürprizlerimiz. Devam edeceğiz. Evden bir günden fazla uzak kalacakken kettle'ı fişten çıkarıyorsanız bizim gibisiniz. Sizi de Stablex'e bekleriz. Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için ak yatırım iştiraki Stablex. Doğru zamanda doğru adres Stablex. Faydalı mineraller bakımından zengin, Uzun Göl'ün zirvesinden gelen %100 doğal kaynak suyu, el değmeden en doğal haliyle sağlıklı bir yaşam senin elinde. Onun gibisi yok. Bulak Su. Gerçek futbol keyfi Arçelik dev ekranda yaşanır.
Gerçekçi ses ve görüntü teknolojisiyle size futbolun coşkusunu yaşamak kalır. Üstelik şimdi tüm Arçelik 75 inç ve üzeri televizyon alışverişlerinizde 1 yıllık Digitürk taraftar paketi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Milli futbol takımları ana sponsoru ve sürdürülebilirlik ortağı Arçelik, milli takıma başarılar diler. Doğan İnşaat, Türkiye'nin markası. Doğan İnşaat, Avrupa'daki sistemi Türkiye'ye getirerek Türkiye'nin 81 ilinde sıfırdan villa inşaat yapılarınız için sadece bir vekalet vererek belediye, plan, proje ve ruhsat işlemlerinizi profesyonel ekipleri tarafından çözüme kavuşturarak hemen inşaata başlıyor. Hayalinizdeki villayı temelden çatıya kadar inşa ediyor ve kısa bir sürede size teslim ediyor. Türkiye'nin her yerine anahtar teslim villa yapım projelerinizi uzman mühendisler ve deneyimli ekip çalışanlarıyla kusursuz hizmet veriyor. Hemen arayın 0532 310 68 52. İstanbul'un Oksijen Deposu Polonezköy'de kişi özel diyet ve egzersiz programlarıyla Doktor Kuşan Otel'de sağlıklı bir yaşama adım atın. Faydalı mineraller bakımından zengin, Uzungöl'ün zirvesinden gelen %100 doğal kaynak suyu, el değmeden en doğal haliyle sağlıklı bir yaşam senin elinde. Onun gibisi yok. Bulak Su. Her gün ajanslardan gelen binlerce haber arasından yalan değil, gerçek olanları, zaman kaybettiren değil, değer katanları seçiyoruz. Çünkü nitelikli, objektif, tarafsız habercilik elbette bunu gerektiriyor. Devletin kendisine ait bir parası yok. Hizmet ederken, yol yaparken, köprü yaparken senden, benden aldığın vergiyi harcıyor. Doların üzerine yatmış pompa. Pompaya fena zam geliyor. Kabinenin çift maaşlı yeni bakanlarına bir bakalım mı? Hakikati olan hürmetimiz asla değişmeyecek. Doğruları söylemeye, yazmaya, çizmeye devam edeceğiz. Ben Ekrem Açıkel, ranttan yana değil, halktan yana habercilikle Halk TV'deyim. Efendim, ziyaretimizin sebebi, yani sebebi ziyaretimiz... Doğal ol, doğal. Ballar tüm arıcılardan toplanır, sadece doğallık testini geçenler bal parmak adını alır. Doğal denince böyle olması, bu yüzden çok doğaldır. Bal 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 parmak, doğal bal 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 parmak. Faydalı mineraller bakımından zengin, Uzungöl'ün zirvesinden gelen %100 doğal kaynak suyu, el değmeden en doğal haliyle sağlıklı bir yaşam senin elinde. Onun gibisi yok. Bulak Su. Sevgili iyi uyku dostları, ihtiyaç duyduğunuz her anda size destek olmak için yanınızdayız. Bize en çok ihtiyaç duyduğunuz uyku anınızda da en iyi konforu sağlıyoruz. Yeni Serta Perfect Sleeper koleksiyonunu daha dinlendirici bir uyku için geliştirdik. Şimdi lansmana özel %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de
hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. LÖSEV hayat verir. Yaşanılabilir bir gelecek ve daha temiz bir dünya için çözüm temiz enerji. CV Enerji. Bugün ve gelecekte sizinle birlikte. Nisan 2024 Cuma gününden günaydın. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Dün CHP Genel Merkezi'nden seçimi kazandıktan sonraki ilk yayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir sohbet gerçekleştirmiştik. Ona gösterdiğiniz olağanüstü ilgiye ne kadar teşekkür etsek azdır. Hem televizyonda hem YouTube'da hem bütün sosyal medya mecralarında olağanüstü bir ilgi gösterdiniz. 11 yıldır duyduğunuz güvene şahsım ve ekip arkadaşlarım adına şükranlarımı sunmak istiyorum. Bugün yeni bir dönem diyoruz. Etiketimiz bu. Yeni bir dönem. Anlamamız gerekiyor. Anlama çabamız içinde Oksijen gazetesindeki bir analiz. Bakın. Bu sonuç dün Özgür Özel'in de altını çizdiği gibi bir son değil. Bu bir başlangıç olabilir. Adalet ve Kalkınma Partisi şu anda sorgulama yapıyor. Eğer bu sorgulamadan gereken dersleri çıkarırlarsa siyasetin akışı değişebilir. Veya yine CHP lideri Özgür Özel'in ifade ettiği gibi CHP eğer bu altın fırsatı değerlendirirse 2028'de yapılacak genel seçimlerde Türkiye'de merkezi yönetimde değişebilir. Bu Esen Dolma ve Talya Boşnak'ın bugünkü Oksijen'deki röportajdan, analizden alıntıları. Gelin tanış olalım. Sizlere bundan daha evvel bahsetmiş idim. Profesör Doktor Semih Çelengin yazdığı, benim de daha evvel iki kere izlediğim, birisi açık havada, birisi kapalıda, en son Zorlu PSM'deydi. Daha evvel de Harbiye'de, iki sene önce izlemiştim. Sizlere bahsetmiş olmalıyım. Semih Çeleng aynı zamanda tiyatro, köylerde tiyatro, çocuklarımıza tiyatro, kadınlarımıza tiyatro, sanat. İzmir'den geldi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun siz. Defne nasıl? İyi. Çok kendisi, iyi. Kendisi Defne'nin babasıdır. Defne bir yaşında oldu mu? Bir buçuğa geliyor. Bir buçuğa geliyor. Allah bağışlasın. Şimdi efendim günün özetini sunacağım. Haberler, analizler, manşetler ve Anıtkabir'e gideceğiz hep beraber. Hatta hazır mı arkadaşlar Anıtkabir? Peki. Biraz sonra atamızın manevi huzuruna da gideceğiz. Ama işte günün özeti. Yeni oyuncular, yeni oyun. Ama asıl rakip eski, çok eski. Yeni oyun, yeni oyuncular. Yerel seçim sonrası CHP Türkiye haritasını kırmızıya boyadı. Siyasette kartlar yeniden karalıyor. Bir sonraki genel seçimlere doğru yeni siyaset, yeni siyasi aktörlerle dinamikleri belirliyor. Penaltı kim atacak? O kararı kim verecek? O kararı bütün ekibine de danışmış ve düşünmüş biri olarak bütün sakinliğiyle teknik direktör verecek. Orada diyeceksiniz ki topun başına bu arkadaşımız gidiyor. O golü atacak biz şampiyon olacağız. Ne zaman diler ve arzu ederseniz İstanbul'un geleceğini Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sizinle konuşmaya hazır bir Ekrem İmamoğlu var. Onu da ileteyim burada. Sana eskiyle yeninin farkını anlattım.
Anladın mı? İmamoğlu mazbata töreninde konuştu. Erdoğan'a çağrısı vardı. Sandalye kırık olmasın yeter. Mansur Yavaş da mazbatasını aldı. Sonuç ne oldu? Ankara halkı böyle olumsuz muhalefet yapanların hepsini sandığa gömmüş durumda. Mazbata sürecinde renkli anlar yaşandı. Bizlere seçme ve seçilme hakkını sağlık veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bugüne kadar yolunda. Vatandaş koltuğu da getirdi, evet. Onlardan bir fotoğraf karesi Eskişehir Başkanı Ayşe Ünlüce Vosvos'la belediye binasına gitti. Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! AKP itirazı işe yaramadı. Gazi Osman Paşa'da kazanan değişmedi. CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı. Bundan sonra gençler kazandı, kadınlar kazandı, çocuklar kazandı. Kısacası Gazi Osman Paşa kazandı. CHP'nin kazandığı Ardahan'da da seçimin yenilenmesi karar verildi. Bir sonraki seçimde kazanabileceğinizi, iktidara gelebileceğinizi, adayınızın kim olursa Cumhurbaşkanı seçileceğine inanıyor musunuz? %100. Yani şöyle söyleyeyim, hata yapmazsak %100. Seçim zaferinden sonra ilk röportaj Halk TV'yeydi. Iniesta. Onun röportajını okudum ben. Size dediler Barcelona futbol okuluna gitmiş 6 yaşında. Evet. İlk neyi öğrettiler? O da dedi ki kaybetmeyi. Çünkü dedi Barcelona çok kazanan bir takım. Kazana kazana kaybetmeyi bilmiyorlar. O da çok büyük riskler içeriyor diye. İlk önce Barcelona futbol okulunda takımları orantısız kurarlarmış. Birkaç yıl önce gelenlerle yeniler. Yenilmeyi de öğrensin. Yenileri bir güzel yenerlermiş. Ağlıyor mu? Küfür mü ediyor? Kavga mı ediyor? Futbola mı küsüyor? Arkadaşına tekme mi atıyor? Ve yenilgiyi ben öğretiyorum. Bakın benim en büyük avantajım şu. Yenilmeyi biliyoruz. Artık kazanmayı öğrendik. Bu çok önemli. O fotoğrafın hikayesini ilk kez anlattı. Dinlediği vatandaşın torunu mazbata alıyor. Mehmet Erdem Ural Tokat Turhal Belediye Başkanımız oldu. Detaylar ve çok daha fazlası İsmail Küçükkaya ile yeni bir sabahta. Evet, önemli bir takvimde, kritik bir kavşakta, bir dönüm noktasındasınız. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra çıkan tabloyu birlikte irdeleyeceğiz. Bugün sağ kesimin entelektüel isimlerinden bir tanesi Tarık Çelenk Hoca'nın bir analizi Oksijen'de. Şimdi şunu söylüyor, sağ mahalle Erdoğan döneminin bitişini satın aldı diyor Tarık Çelenk. Dur şöyle yapayım. Heh. Ama diyor... Bakıyorlar bir dönem bitiyor ama acaba bu CHP ülkeyi yönetebilir mi? Tarık Çelenk uzun uzun bunu analiz etmiş bugün çıkan Oksijen gazetesinde. Ve CHP'li belediyelerin bu anlamda önemli bir sınavda olduğunun altını çiziyor. Biraz evvel Murat İde'den gelen bir tweet, o da Tayfun Kahraman'la ilgiliydi. Ondan sonra da Anıtkabir'e gideceğiz ama arada biz Profesör Doktor Semih Çelenk'ten çok önemsediğim bir projenin detaylarını öğreneceğiz. Şimdi bir tweet. Tayfun Kahraman diyor ki, kalemimizi kırmak kolay sandılar. Kalemim ve yüreğim seninle kardeşim. Resul Emrah Şahan. Şişlililerin teveccühüyle layık görüldüğüm onurlu görevde ilk imzamı kadim kentimizin değerlerini, yurttaşlarımızın haklarını, ranta karşı yaşamı korumak için birlikte mücadele verdiğim değerli dostum Tayfun Kahraman'ın kalemiyle attım. Bakın kalem. Kalem Gezi Parkı savunucusu, kent hakları savunucusu Tayfun Kahraman'ın ve bu da çok anlamlı ama sembolik değeri çok derin ve yüksek olan bir fotoğraf oldu efendim. Murat İde'ye de buna ilgi çektiği için, daha doğrusu dikkatimizi buraya yönelttiği için teşekkür ediyorum. Biraz sonra gelin tanış olalım diyeceğim size. Gelin tanış olalım. İşte bunu yazan Profesör Semih Çelenk bizimle birlikte. Hocam buna sonra geleceğim ama bu köy okulları, köylerdeki tiyatro, bu proje Karaburun. Bir anlatır mısınız? Balıklıova. Evet, tabii. Şimdi Balıklıova Karaburun Yarımadası'nda Urla'ya bağlı bir köy. Köyün tarihsel bir önemi var. Tarihteki 15. yüzyıldaki Böklüce isyanı hemen köyümüzün arka tarafındaki Cehennem Deresi'nde oluşuyor ve 3
arka arkaya büyük savaş oluyor. Osmanlı'ya karşı en büyük isyanlardan biri ve üçüncüsü kanla bastırılıyor. Böyle bir tarihsel arka planı var. Nazım'ın da bir... Tabii Şeyh Bedrettin destanı bizim aslında... Bizim Gilmi Yavuz'un sesinden inanılmaz. Evet. Müthiş bir destan tabii, müthiş bir şiir. Köyümüz orada muhkim. Ben bir dönem, uzunca bir dönem hala da kısmen yaşıyorum. Orada yaşarken 2011 yılında böyle bir kış akşamı tiyatro yapalım dedi arkadaşlarımız, köylü arkadaşlarımız. Ve sonuçta tiyatro köyden... Köy şenliklerinden çıkma bir şey olduğu için ta 2500 yıl önce. Biz de yapabilir miyiz acaba diye tekrar ben tek profesyonel olduğum için o anlamda köyde. Birlikte yapalım dediler. Yapalım dedik. 2011'di. Şimdi 14 yaşını kutlayan Balıklıova Köy Tiyatrosu var. Ve kendince, kendi usulünce oynayan bir kumpanya haline geldi. Amatör ama seyir zevki olan. Bazen amatör oyunlar biraz can sıkıcı, sabır zorlayıcı olabilir. Biz biraz kendince bir seyir zevki yaratan bir tiyatro yapmaya çalışıyoruz 14 yıldır. Değerli izleyenler bakın benim Semih Çelenk hocamı buraya davet etme öyküm de eskidir. Fakat bugüne denk gelmesi şöyle hoş oldu. Şimdi yerel yönetimler yeni yeni değişti ya. Bana işte sabah Süleyman Sayın Tekcan hocam müthiş bir kültür sanat insanıdır. Hep onlar da altını çiziyorlar. Bu yerel yönetimlerin sanata, kültüre, kültürel dünyaya, yazın dünyasına, tiyatro dünyasına ilgilerini çekmemiz gerekiyor. Semih Hoca'yla işte aslında bunu da konuşacağım. Ama önce bir Ardahan'a gidelim. Ardahan'da CHP kazandı, itirazlar geldi. CHP kazandığı yerlerde itiraz gelirse ne olur? İşte o oldu. Merhaba. Seçim yenileme kararı ilçe seçim kurulunun tamamen hukukçu olmayan siyasi parti temsilcileri ve de kamu görevlileri tarafından böyle bir karar alındı. Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçimin tekrarlanması kararı alındı. CHP adayı mevcut belediye başkanı Faruk Demir karara itiraz edecek. Bu konuda sizin halkımızın, insanların... Demir 5049, AKP adayı Yunus Baydar 4875 oy aldı. AKP seçim sonuçlarına itiraz etti. Bu arkadaşlar sadece belediye başkanı ve de belediye meclis üyeleri için itiraz ediyorlar. Yahu bir tane zarfta 4 tane pusula var. Niye muhtarlığınki doğru? Niye il genelinki doğru da? Nereden biliyorsunuz? Islak imzalı tutanaklar yok. Sandık görevlisinin yerine başka bir görevli geldi. İtiraz gerekçesi bunlar. CHP ve DEM Partili üyeler iptal edilmemesi, AK Parti ve İYİ Partili üyeler ile iki kamu personeli de seçimin iptal edilmesini istedi. İlçe Seçim Kurulu seçimin iptaline karar verdi. 7 kişiden oluşan... Evet. İlçe Seçim Kurulu'nun başkanı Hakim Bey şerhini uzun uzun yazmış. Bunlar demiş hiçbir tanesinin somut bir delillik gerekçesi yok. Buna dayanarak bir ilin belediye seçimi iptal edilemez diye. CHP adayı mevcut belediye başkanı Faruk Demir ilçe seçim kuruluna itiraz etti. Şimdi CHP bu kez il seçim kuruluna gidecek. İl seçim kurulunun da benzer kararı vermesi durumunda seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak. İl seçim kurulu da umuyorum ve diliyorum ki hiçbir somut delile dayanmadan yapılan bu itiraz ve verilen kararı mutlaka geri çevirecektir. Ardahan'daki gelişmeleri de takip listemizin en üstüne aldık. Bu arada bakın hani 8'de ve 9'da ifade ettiğim gibi bugün avukatlar günü. Ben de tanıdığım avukatları hani sizlere söyledim ya. İşte Kezban Hatemi olsun, İlkay Sezer olsun, Neziha Hıdıroğlu olsun. Hepsini tek tek söylemeye çalışıyorum. Hocam bugün avukatlar günü. Ben de kendi avukatımı kutlayayım. Kim? Adı ne? Doktor Gülnur Erdoğan. Tamam. Tanıdığımız bütün avukat, herkes birbirine bakın avukatları arasın. Önemli iş yapıyorlar. Hak, hukuk, adalet. Onlara çiçek gönderin, gönderebiliyorsanız. Telefon açın en azından, açabiliyorsanız. Bu arada Can Atalay'dan bir mesaj. Bu arada özel bir bilgi. Arkadaşlar kameraları kapatın. Şükran anne, Özgür Özel'e mesajınızı ilettim. Şükran Atalay anne, CHP lideri Özgür Özel'e dün mesajınızı ilettim. O gerekeni yapar diyelim. Ve şimdi Can Atalay'ın mesajını okuyorum. Avukat diyor, uzun bir tweet'te ama sadece bir bölümünü seçtim. Avukat her gün yeniden öğrenir. Sadece içtihadı literatürü değil. Yani kitapta yazanı, alışılagelmişi, verilen kararları değil sadece. İçtihadı değil. İnsanı öğrenir.
bizlere neden sorusunun değil, nasıl sorusunun yanıtını bulmayı öğreterek mesleği teknikerliğe indiren kötü eğitimin hasarlarını aşarak öğreniriz. İnsanın değerine, bu değerin gereği olan haklarına, bu haklara dayalı adalete ulaşmak için çalışmak bizim mesleğimizdir. Kendisi Tayfun Kahraman gibi kent hakları savunucusudur. Doğal hayatımızı savunan ve korumak için gerekirse bedel ödeyen isimlerden bir tanesidir. Peki İstanbul'u alan Türkiye'yi alır mı? Hocam İzmir'de sonuç nasıl oldu? Evet, güzel oldu. Yani. Çok kadın seçildi. Evet, o bunu müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Yerel yönetimleri soracağım size. Evet. Tamam. Kültür sanat bekliyoruz onlardan. Şimdi bakın bugün oksijendeki analizlerden bir tanesi. Verelim ekrana. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. Bu doğru. Bunu Erdoğan söylemişti. İmamoğlu da tekrar etmişti. Hafta sonunda da bu yapılan seçimden sonra iki gündür uluslararası basında da İmamoğlu analizleri de yapılıyor. İmamoğlu'nun 3 defa Erdoğan'ı yenmesi üzerinden Yunan mitolojisinden alıntılar ve benzetmeler yapılıyor. Şimdi ben onları burada söylersem alınanlar, darılanlar ve aşırı yoruma kaçanlar olabilir. Tekrar edeyim. İmamoğlu'nun Erdoğan'ı 3 kere yenmesi üzerinden Yunan mitolojisi üzerinden göndermeler yapılıyor. Meraklısı Yunan basını okuyabilir. Özge Öner hocamız, kendisi Cambridge Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. İşte İstanbul ve Türkiye genelindeki seçim sonucu. Bakın hem İmamoğlu başardı hem de Özgür Özel Türkiye genelinde başardı. Hocamız bunun altını çiziyor. Yani bu ikisi birbirine karışmasın. İkisi de ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken nüanslar içeriyor diyor Özge Öner. Devam edeceğiz. Anıtkabir'e de gideceğiz. Hocam, köy ve tiyatro güzel. Mesela yıllar evvel ben Fazıl Say'ın köylerde piyano resitallerine giderdim. Hı hı. O da bugün Türkiye'de eğer böyle bir klasik müzik sevgisi başladıysa Fazıl Say'ın o yıllar evvel işte Doğuş grubu sponsor oluyordu. Evet, evet. En ucra köylere giderdi, piyano çalardı. Dolayısıyla sizin köylerden mahallelere, evet. Mahalle ve tiyatro. Evet. Şimdi bizim 2008 yılında ben 9 Eylül Güzel Sanatların dekanıydım o dönemde. İlk aslında böyle başladı. Kentin çeperinde sanatın yaygınlaştırması çalışmaları. Ara tatilde sanat atölyeleri diye bir şey yaptık. Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzel Sanatlar Fakültesi 9 Eylül ve aynı zamanda İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1500 çocuğa ulaştık ara tatilde. Her sanatın her dalıyla ilgili atölyeler yaptılar. Sergilerini açtık ve orada şu gösterdi ki çeper çok yoksun. Yoksulluk ayrı bir konu ama yoksunluk ayrı bir konu. Yani bir yerde bir kültür merkezi yoksa, bir faaliyet yoksa o yoksunluktur aslında. Evet. Öyle çeper mahalleler var 2024'te dahi büyük şehirlerde. Bir tane kahve var sadece. Ya. Yani toplanma mekanı olarak. O çocukların, gençlerin yapabileceği hiçbir şey yok. Ve bu aslında kısmen kötülüğe davet anlamına da geliyor. Ve hep çeper genelde güvenlik sorunu olarak görüldü. Hı hı. Oysa ki çeper kentin dinamizminin kaynağıdır bence ve öyle olmalıdır. Hı hı. Kente ait kabul edilmelidir. Biz işte 2018'e geldiğimizde o 2008'deki tecrübeyi de düşünerek bir proje götürdük Büyükşehir Belediyesi'ne. Dedik ki mahallelerde tiyatro yapalım. Kültür merkezleri var. O İzmir Büyükşehir. Evet, evet, evet. Tunç Soyer. Evet. Aziz Başkan zamanında başladık. Bir güzel. Yıl öyle yaptık. Tamam. Sonra Tunç Başkan da devam etmemizi istedi. Eminim Cemil Tugay da devam edecek. Şu an şey olarak hani süreklilik olarak devam eden bir çalışma var. Eminim. Bir sorun çıkarsa bize bilgi verin. Yok, Cemil Başkan da dostumuzdur. Hem de onun da benzer bir fikirde olduğunu biliyorum. Biliyorum, tanıyorum. Tanışıyoruz. Evet, evet, tanışıyoruz. Yani de devam edin. Çünkü yararlı bir çalışma ve şimdiye kadar onlarca oyun sahnelendi. Yüzlerce emekli, ev hanımı, öğretmen, öğrenci, işçi, kim aklınıza gelebiliyorsa mahalledeki halk katıldı bu çalışmalara. Biz orada bir hareket hocası, bir şan konuşma hocası ve bir tiyatro hocasıyla küçük akademiler kurduk bu mahallelerde. Şey, şimdi tam ben Semih Çelengi dinlerken şimdi dikkat etmişsinizdir, gözlerinin içi parlıyor. Şimdi hocam ben buna çok dikkat ederim. Ya böyle karşı karşıya kim olursa olsun, işte mesela sokakta karşılaştığım birisi veya bir hoca veya bir, gözlerinin içi bana ne anlatıyor arkadaş? Ben onun gözünün içine baktığım zaman kalbini görebiliyor muyum? Şimdi bak aklıma nereden geldi? Bir hınzırca bir şey. Dün bir izleyenim,
ismini söylemeyeyim, izin verirse söylerim de. Ya dedi İsmail Bey dedi, memlekete bak, memleket bir günde Finlandiya'ya döndü dedi. Şimdi böyle bir duygu... Şimdi değerli izleyenler görüyorsunuz değil mi? Tolga Örnek, sinema, işte Semih Çelenk, edebiyat. Ya ben eskiden böyle şiirler okurdum. İşte Duygu Kankaysı'nın, Gülten Akın'ın, ondan sonra Elif Sofya'nın. Böyle şiirler okurdum. Duygu değişsin, biraz böyle hava değişsin istiyorum memlekette. Kesinlikle. Arkadaşlar beni bir habere götürün. Dönüşte Mansur Yavaş'ı anlatacağım. Şimdi bakın Mansur Yavaş'la ilgili önemli bir analiz var. Ama bu analizde bir eksik var bakın. Oksijen Gazetesi'nin değerli yönetimi alınmasın. Tabii Tayfun Kahraman abimiz kendisine olan sevgi ve hürmetimi bilir. Dolayısıyla yapıcı bir eleştiri yönelteceğim. Eleştiri esasında Osman Sert'e yönelik. Ama... Önce dün sabah İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda CHP lideri Özgür Özel'in yaptığı açıklamalardan bir manşet. Yılmaz Büyükerşen Hoca'nın genel direktörlüğünde CHP bir eğitim, eş güdüm ve denetim birimi kuruyor. Şimdi bu eş güdüm proje havuzları. Yani beğenilen, doğru yapılan projeleri bütün belediyelere önereceğiz. Ve ayrıca da hazır projeleri teslim edeceğiz. Yani şimdi bugün seçilen Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, efendim ben bir kreş yapacağım derse elde çizilmiş projesi hazır var zaten. 50'lik öğrencilik, 100 öğrencilik, 150 tak vereceğiz. Kız yurdu yapacağım diyecek. Projeyi vereceğiz. Veya ya ben yoksul vatandaşlara yönelik sosyal projeler yapacağım dedi. Örneğin şimdi bu ücretsiz kadın peti. Öyle bir pahalı hale geldi ki hayat. İnsanlar iki şeyi almakta zorlanıyorlar. Geçmişte hiç zorlanmadıkları. Bir çocuk bezi almakta zorlanıyorlar. Anneler değiştirmesi gerektiğinde değiştirmiyor. Ucuz, kalitesiz beze, eskisi gibi havlu bağlamaya dönenler var. Naylon torba bağlayanlar var. O kadar var. Pahalı ki. Derin yoksulluk. Evet. Hacer Fogo'nun raporlarında hep vardı. İkincisi de kadın pedi. Çok önemli bir hijyen malzemesi. O kadar pahalandı ki kullanamıyor. Çok doğru bir örnek olarak belediyelerimize proje havuzuna koyuyoruz bunu da. Peki. Vallahi çok enteresan yani. Memleket böyle biraz Finlandiya'ya benzemeye başladı. İşte HPV aşısı kızlarımızı rahim ağzı kanserinden koruyacak. Ondan sonra acaba hijyen. Yani böyle kuzey ülkelerine benzemeye başladı memleket. Hayırlar olsun inşallah, ne kadar güzel. Bu arada Avukatlar Günü demiştik ya efendim, bakın. Meslektaşım Ali Ayaroğlu, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz avukat Ali Osman Ayaroğlu'nu rahmetle anıyorum abimi diyor. Avukatlar Günü kutlu olsun. Erinç Sakan, Türkiye Barolar Birliği ve onun şahsında bütün avukatlarımızı kutluyorum. Bu geçtiğimiz yıllardaki o olağanüstü haksızlık döneminde, işte ne bileyim Celal Ülgen'den başlayarak, Celal Ülgen hocamızdan başlayarak, ismini tek tek söyleyemeyeceğim, Aslı Kazan olsun, Turgut Kazan, duayen bir hukukçu, Erinç bizim arkadaşımız, hepsini kutluyorum. Şimdi efendim Anıtkabir'e gidemiyor muyuz arkadaşlar? Ha, niye? Ha. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Anıtkabir'e gidiyor. Fakat oradan canlı yayın imkanı olmamış efendim. Ajansları almamışlar. Ben takip edeceğim ve Volkan Gültekin'i arayacağım hemen, bir tane haber içinde. Bakın şunu ifade etmek istiyorum. Mansur Yavaş tabii bu seçimde en yüksek oy alan isimlerden birincisi oldu. İkincisi de biliyorsunuz Vahap Seçer oldu. Şimdi Oksijen Gazetesi bugün pek çok açıdan bu seçim sonucunu analiz ederken uzmanlarıyla, onlardan biri de Osman Sert olmuş. Esasen dolu dolu bir analiz. Mansur Yavaş'ın sosyal belediyeciliği, bunun dışındaki siyaset yapma biçim ve profili, hani daha... Low profile dedikleri, düşük profilli giderken polemiklerden uzak ama hizmete odaklı bir yaklaşım. Bunları irdelemiş. Fakat bir şey eksik. Osman, HPV aşısıyla ilgili uygulama yok. Bunu TKP yaparken, İşçi Partisi savunurken iyi. Ama Mansur Yavaş da savunuyor. İki, kadınlara pet dağıtacak. Kuzey ülkelerindeki gibi. Bunlar da eksik tarafları diyelim. Ve şimdi sizi... Dün akşam gördüğüm böyle kıpır kıpır güzel bir görüntüye götürmek istiyorum. Bir tanesi kadın bir belediye başkanı. Sinem Dedetaş Üsküdar'da seçimi kazandı. Ve onun eşi. Bir başka kadın Dilek İmamoğlu ve onun eşi, izleyelim.
Sultanlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı. Fenerbahçe Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Rakibini bekliyordu. Rakibi belli oldu. Sultanlar Ligi yarı final serisi ikinci maçı oynandı. Eczacıbaşı deplasmanda Vakıfbank'ı ağırladı. İlk seti 25-23 kazandı. İkinci sette de 25-20 ile Eczacıbaşı kazanan taraftı. Finale sadece bir set uzaklıktaydı. Üçüncü sette 25-22 kazanarak finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Karşılaşmayı tribünden takip eden isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve Üsküdar'ın yeni belediye başkanı Sinem Dedetaş da vardı. Ekrem İmamoğlu Eczacıbaşı oyuncularını tebrik etti. Final 9-21 Nisan arasında gerçekleşecek. Evet, tabii bu kadınların ön plana alınmasında özellikle bu voleyboldaki kadınlarımızın müthiş başarısının çok etkisi olduğunu ifade etmek istiyorum. Şimdi Semih Çelek'le ilgili bir sorum var. Gelin tanış olalım üzerinden ve bununla ilgili bir dosyamız hazır olacaktı. Hazır mı arkadaşlar? İzleyelim lütfen. İkinci yüzyıl muhakkak ve muhakkak hem sanatın... Semih Çelenk, oyun yazarı, şair, yönetmen, birçok tiyatro eserine hayat vermiş bir isim. Şimdi kurucusu olduğu İzmir Balıklıova Köy Tiyatrosu'nun 14. yılını kutluyor. Önünüzde geçti her şey, gördüğünüz olup biteni. Fazla söze gerek var mı? Amaç sadece kentlere değil köylere de tiyatroyu götürmek. Balıklıova Köy Tiyatrosu kendi dilini oluşturan bir kumpanya. 13-14 yıl bir şeyi yaşatmışsınız. Balıklıova Köyü'nün tiyatrosu başka köylere de ilham kaynağı oldu. Bölgede ondan fazla köy oyunlar hazırlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi kapsamında da köy tiyatroları çalışmaları yapılıyor. Bu tür konuşmalar oluyordu. Yani bir hoca bizi bırakıp gidiyordu mesela. Kurucusu Semih Çelenk'in projeleri bunlarla sınırlı değil. 2018 yılında mahalle tiyatroları projesini gerçekleştirdi. Ve 2008 yılında ara tatilde sanat köyleriyle 100 atölyenin katılımıyla 10 günde 1500 çocuğa ulaştı. Her projenin amacı sanatı kent içinde sınırlı tutmadan farklı noktalara ulaştırabilmek. Yani hepsi çok aynı kalitede değil tabii ki. Çelenk 50'ye aşkın oyun yönetti. 8. yılında 500 gösteriyi geride bırakan, başrolünde Fırat Tanış'ın yer aldığı Gelin Tanış Olalım oyununda yazar ve yönetmen koltuğunda oturuyor. Onları görmezden gelmek, üstüne gitmekten çok... Şimdi bakın o kadar güzel mesajlar var ki mesela Asuman Hanım o kadar çok mesajların içinden aslında sembol olur. İşte eski programlarda böyleydik biz. Daha çok şiir, daha çok kültür, sanat, edebiyat, insan, daha çok can, daha çok müzik. Hani öyle burada yaptık ya, ne bileyim, deyişler, ağıtlar. Zazaca söyledi Ahmet Aslan burada mesela, değil mi? İşte Ferzan Özpetek, işte Semih Çelenk, işte Tolga Örnek. Türkiye'nin toplumunun bu kısır çekişmelerden kurtulmasını istiyorum. Gelecek yıl sabah programlarına işte bu gözle hazırlanacağım daha fazla. Yani bu eski formata da, yani bu siyaset tabii ki önde gelen işimiz, uzmanlığımız. Ankara'dan geldik canım. Ankara temsilciliği var, yayın yönetmenliği var ama bunun dışında da böyle insanlara ufuk açmamız lazım. Estetik dünyanın o değerlerini de hatırlatmamız lazım. Hocam, gelin tanış olalım. Nedir hikaye? Şöyle 2018 yılında, pardon 2016 yılında öyle başlıyor hikaye. Fırat'la ayrı zamanlarda, Fırat Tanış'ta bir hikaye düşünmüşüz, bir biçim düşünmüşüz ve bir gün konuştuğumuzda ilk teklif ondan bana geldi. Aslında benzer şeyleri düşündüğümüz ortaya çıktı ve ben başladım oyunu yazmaya. Ve işte 2016 Haziran'ıydı galiba. Bu Haziran'da 8 yıl bitip 9 yaşına basacak proje. Trump da burada gösteri salonunda başladık. Biz tabii ilk organizasyonumuzu yapan kişi bize sormuştu. Hani 2 yıllık mı 3 yıllık mı projeyi nasıl? Biz 10-15 yıl oynanır diye düşünmüştük ikimiz de. Evet. Farklı zamanlarda söylediğimiz. Şu an 9'a geldik. 9. yıla dayandık ve 500'ü geçtik gösteri sayısı olarak.
Az önce bahsettiğiniz gibi o kısır çekişmelerin, polarizasyonun, kutuplaşmanın en çok olduğu dönemdi 2016. Ve şunu düşündük. Yunus 700 yıl önce gelin tanış olalım dediğinde muhakkak çok kötü bir durum vardı ortadaki. O gelin tanış olalım dedi. Bu evrensel mesaj bütün Türkiye insanının aslında ortak metni bakıldığında. Biz bu şiar bizi herkese taşıyabilir diye düşündük ve bizim seyirci profilimiz bugün bakıldığında her mahalleden insanlar var. Nasıl bunu anlıyoruz diyeceksiniz. Geri bildirimler, kulise gelenler, sarılanlar ve buralarda müthiş bir Türkiye çeşitliliği var. Biz hedefe ulaştığımızı düşünüyoruz. Çünkü gerçekten yani o çekişmeler ve polarizasyon, oyun şunu anlatıyor aslında. Sen karşındaki varsa sen de varsın demektir. Karşındakini rakibi önemsiyor. Önemli buluyor, değerli buluyor. Çünkü o senin yaşamana imkan veren o aslında. Evet. Yani diyalektik bunu gerektirir. Yani doğanın diyalektiği budur yani. Her şey karşıtıyla var olur. Ben ama ve öteki. Evet. Yani karşıtı biz önemsemiyoruz. Yok etmek istiyoruz ve bir mutlakiyet kurmak istiyoruz. Ben bu oyunu 3 yıl olabilir. Belki de 4 yıl önce izledim. Harbiye açık havada. Sonra bu sene Zorlu PSM'ye geldi. Orada da izledim. Doluydu. Evet. Devam ediyor. Ediyor ve yani şey, o teveccüh bize çok sevindirici bir şey. Aslında bir oyunun başarılı olması tabii ki grubu, kumpanyayı çok mutlu eder. Ama daha çok bu fikrin taraftar bulması açısından bizi çok mutlu ediyor diyebilirim. Peki, şimdi devam etmek istiyorum sizinle. Fakat bugün tabii kültür sanat dünyasının önemli bir ismini kaybettik. 3 gündür de altını çizmeye çalışıyorum. Bakın, Türker İnanoğlu, onu artık son yolculuğuna uğurluyoruz. Fotoğrafta da işte Gülşen Bubikoğlu taziyeleri kabul ediyor. Emel Sayın, Zeynep İnanoğlu Özdemir, Cüneyt Özdemir, evlatları Mavi, İlker İnanoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, işte sinema dünyamızın, kültür dünyamızın, basın dünyamızın önemli isimleri. Keza bugün deneyimli gazeteci yazar Güneri Civoğlu da o yıllar yılı dostluğuna dayandırarak yazı yazmış. Can Kuş'a veda etmiş Güneri Civoğlu da, bakın. Biz de sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun diyoruz. Halkın sıcak sevgisi, kültüre, sanata ve sinemaya verdiği çok yönlü emeğinin belgelendiği Türker İnanoğlu, diğer adıyla Bay Sinema için cenaze töreni yapıldı. Yönetmen, senarist ve yapımcı İnanoğlu'na sinema yapmaktan ziyade sinemayı yaşadığı için Bay Sinema dendi. 500'ün üzerinde onur, takdir ve başarı belgeleri aldı. 15 yaşına kadar Safranbolu ve İstanbul'da yaşadı. Ömer Lütfü Akat'la Nişan Hançer'e 9 filmde asistanlık yaptı. Yeşilçam'da çeşitli yapımcılara 10 film çekti. Ardından yapım şirketi Erler Filmi kurdu. Çok sayıda sinema filmi, dizi ve televizyon programı yaptı. 37 ödülün sahibi oldu. Yakınları en çok enerjisi ve çalışkanlığına vurgu yaptı. Sadece film izlemek için başka ülkelere gittiği söylendi. 87 yaşındaki Türker İnanoğlu 2 Nisan'da rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İnanoğlu'nun cenaze töreni Tim Show Center'da yapıldı. Törene ailesi, çocukluk arkadaşları katıldı. Gazete, sinema ve siyaset dünyasından çok sayıda isim vardı. Bir bir anılar anlatıldı, veda edildi. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Türker İnanoğlu Kanlıca Aile Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Sevenlerine ve ailesine sabırı ve başsağlığı diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum efendim. Bu arada hani biraz evvel kutlamıştık, Celal Ülgen de sağlığım düzeliyor dedi, teşekkür etti. Bugün Avukatlar Günü, dolayısıyla ben de hani bütün avukatlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum demiştim. Anıtkabir'e gidelim. Canlı görüntü veremiyoruz ama en azından bir video geldi. Evet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ikinci kez kazanan Mansur Yavaş ve belediye meclisinde çoğunluğu elde eden CHP ve pek çok ilçe başkanlığını kazandılar. Mansur Yavaş'la birlikte Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk'ün manevi huzuruna çıktılar.
Anıtkabir özel defterine neler yazdığını da arkadaşımdan rica ediyorum, Mansur Yavaş'ın. Bakın, kendisini bir Atatürk milliyetçisi olarak tanımlayan Mansur Yavaş ve beraberinde en son yerel seçimlerde Ankara'da kazananlar şu anda Anıtkabir'e gittiler. Bu görüntüler canlı değil. Bu görüntüleri ben sizlere birkaç dakika evvel arkadaşlarımdan rica ettim. Video olarak geldi. Ama haberlerimizde, bültenlerimizde bununla ilgili detayları aktarma imkanı bulacağız efendim. Dönelim. Şimdi hocamızın başka kitapları da var. Bunlar eski tarihli kitapları. Ama yeni basımları yapıldı mı hocam? Yapılıyor, sırayla geliyor. Hurufat Semih Çelenk. Hocamızın bir başka kitabı Nacar ile Serkisov. Hocam, bir kere geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bütün ben teşekkür ederim. Sanat çabalarınız için de teşekkür ediyorum. Giderken gidince lütfen İzmir'de Dafne diyorum ben. Dafne'yi böyle bir öpün. Ondan sonra anneannesine de bütün aileye de selamlarımı söyleyin. Söyledim, lütfen. Anneannesi her sabah bizi izliyor, onu biliyorum. Hazır yerel seçimler yapılmışken bir kültür sanat insanı, bir tiyatro insanı olarak, bir profesör, bir akademisyen olarak yerel yönetimlerle ilgili son bir cümlenizi rica edeyim. Ne yapsınlar? Çok teşekkür ederim. Yani aslında Cumhuriyet 2. yüzyılına geçerken 1. yüzyılın başında olan ama süreçte unutulan bir şey var. O da Cumhuriyet'in halklaşması diyebiliriz. Ya da halktan yani sona doğru sanki biraz kendi kibrine döndü devlet, siyaset. Şimdi 2. yüzyılın eşiğinde görüyorum muazzam kadınlar, gençler, harika gülen yüzler, kibirden uzak oynayanlar, dans edenler. Bu böyle 10 yıl öncesinin sanki bana Gezi'nin yansıması gibi geliyor. Az önce Tayfun Kahraman'ın kaleminde aslında benim fikrimi desteklediğini gördüm. Kalem oraya gitmiş, o kalem Gezi'den gitmiş belediye başkanlığına. Gezi'nin çok doğru, genel olarak çok doğru anlaşılmadığını düşünüyorum. Yani yaklaşık 10 milyona yakın insanın dahil olduğu bir toplumsal refleksin çok haksız değerlendirildiğini düşünüyorum. Ve yerel yönetimlerde bunun yansımalarını genç kuşaklarla daha çok göreceğimizi düşünüyorum. Ve kültür sanat bu anlamda çok önemli, çok değerli. Yani kitleselleşme, yaygınlaşma, ademi merkeziyet anlamında kültür sanat çok önemli. Biz bir gün bir atölyede bir çocuğu değiştirebiliyoruz. Yani belki uyuşturucuya, belki silaha, belki gayrimeşruya gidecek bir çocuğu kültür sanat bir günde değiştirebiliyor. Müthiş. İşte bu. Yani bu açıdan buradaki daha toplumsal projelere kültür sanat aracılığıyla değer vermelerini ve çok aklı başında projeler yapmalarını toplum sağlığı açısından, toplumun geleceği açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim, son bir notu da söylemek isterim. Ben tabii kişileri böyle eşleriyle falan ya da ailevi özellikleriyle falan tanımlamam aslında, bilirsiniz. Ama ola ki bir erkeği tanıtacağım zaman işte filancanın eşi, öyle de demem. Ama şöyle söyleyebilirim burada. Kendisi şair Duygu Kankaysı'nın eşi olmakta. Çok mutlu olurum böyle tarif edilmekten. Güzel. Hocam, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu yazın dünyasına, kültür dünyasına ilişkin çalışmalarınızı her zaman memnuniyetle takip edeceğim. Çok teşekkür ederim. Herhangi bir durum oluştuğu zaman bize lütfen bilgi aktarın. Bunları kamuoyuyla paylaşalım. Sağ olun, ilginiz için. Çok İzmir'e teşekkür ederim. Bolca selamlar. Söylüyorum. Şimdi efendim, bir de Süper Kupa durumu var. Tabii şunu da söyleyeyim. Aziz Yıldırım, Ali Koç. Ali Koç'un bugün uluslararası ajanslara yansıyan bazı açıklamaları var, analizler var. Ve Fenerbahçe Kulüp Başkanı ve iş insanı Ali Koç'a bu sene futbolla ilgili gelişmeler, Fenerbahçe'nin aldığı kararlar, bu kongreyi neden topladı, ne yapmaya çalışıyor gibi sorular sorulmuş. Ve özellikle o statta yazılıyordu ya, fair competition, adil rekabet diye. Ali Koç da bütün bu aldığı kararları, yaptığı açıklamaları bu kapsamda ele aldığını söylemiş uluslararası ajanslara yaptığı açıklamalarda. Süper Kupa 7'sinde oynanıyor. Galatasaray asıl takımıyla çıkacak. Fenerbahçe genç takımıyla çıkacak. Bakalım neler olacak. Kararımız çok net. Nihayetinde Türkiye Kupası'ndan affımızı isteyen bir çalışma içerisine gireceğiz. Bunu da hemen bayramdan sonra yine özel yönetim kurulundan bir grup arkadaşımız bu konuda yetkilendirilmiş vaziyette. Savaş!
Savaş! Savaş! Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebi vardı, kabul edilmedi. U19 takımıyla çıkacağı Süper Kupa'da Volkan Bayarslan düdük çalacak. Olağanüstü kongrede ligden çekilme hamlesi 3 ay boyunca rafa kalktı. Süper Kupa maçına çıkmama veya U19 takımıyla çıkma, Türkiye Kupası'na katılmama kararları ve yurt dışı yapılanması gibi hususlar, top artık yönetimdeydi. Fenerbahçe'de yönetime tam yetki verildi. 4 maddelik önerge oy birliğiyle kabul edildi. Fenerbahçe yönetimi açıkladı. Şanlıurfa'ya Süper Kupa maçına U19 takımıyla gidiliyor. Türkiye Kupası'na da 2 yıl katılmama kararı alındı. Fenerbahçe'nin daha önce de federasyona talebi vardı. Süper Kupa'nın yabancı hakemle oynanması ve ileri bir tarihe alınması o talepte reddedildi. Maçın hakemi Volkan Bayarslan, yardımcıları Serkan Ok ve Serkan Olguncan. Şanlıurfa 11 Nisan stadında oynanacak karşılaşma pazar 21.30'da. Peki gazetelerin yerel bölümlerinde neler var? Yerel gazetelere neler yansımış? İz gazeteyle başlıyorum. Engel olanı tanımam diyor. Tabii dün de yayınımızda gördüğünüz üzere bir özgüven geldi Özgür Özel'e. Çünkü Türkiye genelinde seçimi kazandı. Dolayısıyla onun yaptığı açıklamalar artık birazcık böyle tonlama itibariyle değişti. Batuhan Kaya yazmış. CHP lideri Özgür Özel seçim zaferi sonrası ilk kez İzmir'de yurttaşla buluştu. CHP sancağını yere düşürmeyenlere teşekkür etti. Örgüte de net uyarılar yapan Özgür Özel, kim hata yaparsa iktidar yürüyüşümüze engel olur. Bu yolda engel tanımam diye konuştu. Şunu gördüm. Mütevazı seçim zaferine rağmen ve temkinli, tedbirli. Hemen tüzük kurultayını toplayacak mesela. Gençlik kurultayını toplayacak. Ve Yılmaz Büyükerşen hocamızın etrafında belediyelerle ilgili proje havuzu oluşturacak, bir koordinasyon yapıyor. Çünkü çok genç belediye başkanları var. Yılmaz Büyükerşen gibi bir efsanenin eğitiminden geçecekler. İki, bize ismini de söyledi ama ifade etmeyeyim. Eski Sayıştay hakimlerinden oluşan, eski Sayıştay müfettişlerinden oluşan bir heyet oluşturacak ve biz denetleyeceğiz dedi CHP'li belediyelere. Amaç hizmette maksimum ama hatada minimum. Ve sonra genel seçimi kazanmak. Özgür Özel böyle ifade etti. Bir sonraki manşete geçelim. Bu arada dün yayın bitti. Eskiden Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi, Deniz Baykal'ın da yaptığı gibi CHP lideri Özgür Özel nezaket gösterdi. İsmail Bey buyurun dedi, biraz soluklanalım. Odasına çıktık. Tabii telefonu susmuyor. Özel kalem onu getiriyor, bunu getiriyor. Aramalar, tebrikler filan. O arada biraz sohbet ettik. Neler anlattı. Ama onları söyleyemem. Fakat dedim ki Sayın Genel Başkan, bunlar kitap olur. Konu bu adaylaştırma sürecinde yaşadıkları. Allah'ım ne olaylar ne müdahaleler. Hepsi film olur. En azından kitap olur diyelim. Bir sonraki manşet oluşum Gaziantep'ten. Özgür Özel gözüm açık gider diyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konu oldu. Gaziantep'teki seçim sonuçlarını değerlendiren Özgür Özel dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, Samsun ve Gaziantep'te CHP'yi birinci parti yapmadan bu siyaseti bırakırsam gözüm açık gider dedi. Çünkü şunu sormuştum. En çok nereye sevindiniz? Çok yere sevindim. Mesela Kilis dedi. Nereler üzüldünüz? Malatya'ya dedi üzüldüm, yandım dedi. Çok çalıştı dedi Veli Ağbaba. Tarihi bir başarı elde etti. Malatya'yı kazanabilirdi dedi. Başka dedim, genel başkanken Gaziantep'te ve Samsun'da CHP'yi birinci parti yapmak istiyorum, ahtım olsun. Bunu yapmadan gidersem gözüm açık kalır dedi Özgür Özel. Gaziantep'i de kazanabilirmişsiniz. Tabii. Biz Antep'te 1 milyon nüfuslu merkez ilçeyi aldık. Ama Şehit Kamil'i aldık. Orada pırlanta gibi bir adayımız var. O adayımızı belirlerken bile türbülansı çok aşamadık. Yani bir sürü sıkıntı oldu. Oraya bakacağız. Gaziantep benim takıntı yaptığım iki ilden birisi. 10 puanı inmiş. 10 puanı indi. Ya ben Gaziantep'e kurultayda dedim. Adına Atatürk'ün gazi unvanı verdiği bir kentte bu halde olamayız. Kimliği orada Atatürk'ün. Düzelteceğiz. Samsun, Gaziantep iki yer. Bu ikisinde partiyi birinci parti yapmadan bu siyaseti bırakırsam götüm açık. Şimdiki hedef ikisi mi? İki hedef. Samsun ve Gaziantep. Kurultay günü bile söylemiştim yani.
Bundan sonra gözü kulağı Samsun'da ve Gaziantep'te olacak efendim. Bu arada piyasalarda bir bayram havası. Engin Bey, soyadını söylemeyeyim. Piyasalar çok olumlu karşılıyor. Sadece iç değil, dışarıdaki piyasalarda da Türkiye'deki bu seçim halkın feraseti ve demokratik kurumlar bağlamında Türkiye'nin demokratik gücü ve birikimi konusunda çok olumlu yankı yarattı. Bu arada evet, Mansur Yavaş Ankara'da Cumhuriyetimizin kurucusunun hatırası önüne gitti. Verelim arkadaşlar. Sibel Mazrek'e çok teşekkür ediyorum. Ajanslar alınmadı ama Sibel Mazrek bizleri bilgilendirdi. Aziz Atatürk, sizin öncülüğünüzde milletimizin topyekün en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin ana karargahı başkentte yine milletimizin takdiriyle ikinci kez belediye başkanı seçilerek manevi huzurunuza geldim. Aziz hatıranız önünde bir kez daha söz veriyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimseyi ayırt etmeden adil, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla kentimizi yönetmeye devam edeceğim. Milletimizin tarihten bugüne süre gelen kadim özelliklerini ve evrensel hakları gözeterek Ankara'ya, Ankaralılara ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğim. Türk milletine olan sevginiz ve geleceğimize ışık tutan ilkeleriniz her zaman olduğu gibi bundan sonra da en büyük yol göstericimiz olacaktır. Tek idealimiz sizin yol göstericiliğinizde başkent Ankara'yı dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline getirmektir. Ruhunuz şad olsun diyor Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Bu görüntüler yeni. Tamamıyla verelim arkadaşlar. Bütün ekran yapalım lütfen. Evet, çok teşekkür ediyorum Güven. Bugün de bu yayında yapımda emeği geçen başta Güven Çelik olmak üzere yönetmenim ve reji. Ana kumandada Asena. Başta Hilal Yağız editörüm olmak üzere. Haber masasındaki Vedat Yalvaç, Melis Tolon, Yiğitcan İlaslan ve bilgisayar kurgu servisteki arkadaşlarım Cüneyt Işık, Baran arkadaşım. Onun dışında Fethi abimiz, onun dışında Aliye. Bunun dışında hem dün gündem çalışmamızı yaptığımız hem de yayın sırasında beni destekleyen, bilgilendiren Nihal Kemaloğlu Ankara'dan. Kameralarda Ufuk ve Hüseyin ve Batuhan. Bütün Halk TV ekibi. Hepsine ne kadar teşekkür etsem azdır diyorum efendim. Yerel gazetelere devam ediyorum. Baş döndürücü bir haftayı geride bıraktık. Seçim gecesinde başladık. Unutulmaz bir geceydi. Tarihimiz boyunca, yaşadığımız dönemler boyunca unutmayacağız. 31 Mart 2024 Pazar, 1 Nisan 2024 Pazartesi'den itibaren ben de hem bu yayınları seçim gecesinden itibaren hayatım boyunca unutmayacağımı ifade ediyorum. İmece gazetesiyle devam ediyorum. Yolcular mağdur, yolcular kızgın. Tren seferleri 2 sene durduruluyor demiş. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep'teki meydana gelen gelişmeleri Seren Sabuncu yazmış. Yeni bir bakış. Bir sonraki gazetemiz. Avukata şiddeti yeni yasa önler diyor. 5 Nisan Avukatlar Günü ile ilgili önemli bir haber. Nazlı Şentürk imzası taşıyor Yeni Bakış'ta. Lütfen herkes tanıdığı avukatları arasın ve tebrik etsin. Ben yapmaya çalıştım biliyorsunuz. İsimlerini söyleyemediklerimi de gün içinde arayacağım. Devam edelim. Güneydoğu Ekspres gazetesinde Diyarbakır turizmde bayram yapacak diyor. Tarihi kentte otellerdeki doluluk oranı %99'a ulaştı. Bölgedeki kaynaklarımdan gelen bilgilere göre Mardin, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa bütün oteller dolmuş bayramda. Diyelim, devam edelim. Yeni Asır gazetesinden Uşaklı astronot haberini okuyacağım. 11 yaşındaki küçük dahi NASA'ya eğitime gitmeye hak kazandı. Uşak'ta okulda uyum problemi yaşadığı için götürüldüğü pedagogda üstün zekalı olduğu tespit edilen Umutcan Yıldız, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'ya rakip çıktı diyor. Karadeniz'e gidelim. Karadeniz'den dün Özgür Özel'in bizim programımızda yaptığı açıklamalar manşet oldu. Bayramda Erdoğan'ı aramak bana düşer dedi. Ezber bozan bir açıklama oldu. CHP lideri Özgür Özel'den Karadeniz'e manşet oldu. Karadeniz'deyim yeniden. Yeşil Giresun gazetesine geçeceğim. Yeşil Giresun'da da biliyorsunuz Fuat Köse Giresun'da belediye başkanı seçildi. Ama mali tabloya baktığı zaman durum çok parlak değil. Fakat Fuat Köse için ve seçilen bütün belediye başkanları için şunu söylüyoruz. Mazeret üretmek yok. Çalışmak var, formül üretmek var. Kim gibi? Zeydan Karalar gibi, Vahap Seçer gibi, İmamoğlu gibi, Aydın gibi, Muhittin Böcek gibi, Özlem Çerçioğlu, Aydın. Onun dışında Mansur Yavaş gibi. Proje üretmek, formül üretmek, mazeret yok diyelim, devam edelim.
Bir de Kütahya gazetesi. Kütahya'da da CHP kazandı ama hem MHP hem de AK Parti seçim sonuçlarına ilişkin itirazlarını sürdürüyorlar. Fakat oradan gelen bilgiler Kütahya'yı artık CHP'li bir belediye başkanı yöneteceği şeklinde. Vay be. Herkese teşekkür ettim. Size en büyük teşekkürü size. 11 yıldır olduğu gibi dün de, önceki gün, seçim gecesi, bugün yine bizi bırakmadınız. Bize her zaman güven duydunuz, teveccüh ettiniz, teveccüh gösterdiniz. Hem bizim programımız hem de bütünüyle Halk TV, özellikle politik gelişmelerde veya toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren siyasi, sosyolojik ve ekonomik gelişmelerde her zaman olduğu gibi bizi referans haline getirdiniz. Size ne kadar teşekkür etsek, size, İsmail Küçükkaya'lı Yeni Bir Sabah ailesine en büyük teşekkür ve şükran sizlere.